Artı Bakış programına hoş geldiniz. Artı Bakış programında bugün yine haftanın öne çıkan sorunlarını tartışacağız. Evet, Artı Bakış programının genel haftanın panoramasına bakmadan önce bugün Sayın Öcalan'la BDP heyetiyle HDP heyeti bir görüşme gerçekleştirdi. BDP Grup Başkan Vekilleri Sayın Bulgan ve Baluken, yine HDP Eş Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder bir görüşme gerçekleştirdiler. Sayın Baluken görüşmenin ardından ilk açıklamayı Metin Uçay'a telefonla bağlanıyor. Görüşlerini bize açıklayacak. Şimdi Sayın Baluken, televizyonumuza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Bütün izleyen halkımızı da saygıyla, sevgiyle partimiz adına selamlamak istiyorum. Teşekkürler. Sayın Baluken, Sayın Öcalan'la görüşme gerçekleştirdiniz bir kez daha. Bugün öne çıkan konular neydi? Sayın Öcalan daha çok hangi konuların altını çizdi? Evet, sizin de belirttiğiniz gibi bugün Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Pervin Buldan, Halkların Demokratik Partisi Çözüm Süreci ve Müzakereden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sırrı Süreyya Önder ile birlikte Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gittik. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Sayın Öcalan'ın sağlığı ve moralinin iyi olduğunu tüm halkımızın bilmesini istiyoruz. Sayın Öcalan bugün yapmış olduğumuz görüşmede kamuoyuna aşağı belirtmiş olacağım şu açıklamayı yapmıştır. Öncelikle halklarımızın barış, tam demokrasi ve özgürlük umutlarının gerçekleşeceği bir yıl olması dileğiyle yeni yıllarını kutlarım. Özgürlük mücadelesinin sembol isimleri olan Sakine Cansız, Leyla Şaylemez ve Fidan Doğan'ı saygı ve şükranla anarken bu vahşi katliamın hesabını katillerinden mutlaka soracağımızı belirtmek isterim. Tamamıyla süreci hedefleyen bir darbe olarak gerçekleştirilen bu katliama verilecek en etkili cevabımız kalıcı barışı ve demokratik çözüm hamlemizi tüm engellemelere rağmen kararlı bir şekilde başarıya ulaştırmak olacaktır. Biz barışı ve büyük demokratik çözümü bu yoldaşlarımızın şahsında bütün özgürlük şehitlerine adayacağız. Tarihi bir sonuç almak üzere başlattığımız bu sürecin geldiği noktayı şöyle tanımlayabilirim. Savaş bir cehennem ise barış cennettir. Biz bir ayağımızı cehennemden çıkardık ama diğer ayağımızı da çıkarmak konusunda ortaya konan engeller mani olduğu için Araf'ta beklemekteyiz. Barış süreci amacına uygun formatlarla geliştirilmeye çalışılıyor. Bizim barış irademiz tüm engellemelere rağmen başlattığımız günkü kararlılığındadır. Fakat şu da bilinmelidir ki Araf'ta sonsuza kadar kalınamaz. Bu cehennemi şartlardan bir an önce ülkemizi ve bölgemizi kurtarmak için herkes ivedilikle ve sarsılmayacak bir irade ortaya koymalıdır. Yaşanan son gelişmeler de göstermiştir ki süreç bir an önce tahkim edilip tam demokratik bir ülke inşası gerçekleşmezse içeride ve dışarıda savaş isteyen demokrasi düşmanı güçler kontrollerine hız vereceklerdir. Bu topraklar son 200 yıldan beri hep bir darbe ateşiyle kavrulmaktadır. Bizim geliştirdiğimiz süreç anti-darbecidir ve demokratik bir toplumu hedeflemektedir. Sürecin içinde ve dışında olan herkesin bilmesi gereken iki önemli hususu özellikle belirtmek isterim. Ülkeyi bir darbe ateşiyle yeniden yangın yerine çevirmek isteyenler bizim bu ateşe benzin taşımayacağımızı bilmelidir. Her darbe teşebbüsü bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşısında bizi bulacaktır. Ancak demokratik çözüm sürecine gönülsüz ve kavrayışsız yaklaşanlar da bilmelidir ki bu ateşi söndürmenin tek yolu demokratik barışı bir an önce gerçekleştirmektir. Artık süreç ciddiyetsizliği ve yasal hukuksal çerçeveden
yoksunluğu kaldıracak durumda değildir. Darbecileri teşhir ve mahkum etmenin en etkili yolu ortaya net ve cesur bir demokratik müzakere programı koymaktır. Bugüne kadar türlü gerekçelerle ötelenen yasal ve hukuki düzenlemelerin aslında tam da zamanı bugündür. Tarih bunu ihmal edenleri ders çıkarmaya bile vakitleri kalmadan tasfiye edecektir. Hızla demokratikleşmeye geçildiğinde darbe kavramı kalıcı bir şekilde mazi olacaktır. Bütün demokrasi güçlerini bu ciddiyeti kavramaya ve gereği için seferber olmaya davet ediyorum. Sözlerimi bitirirken Ermeni halkının değerli evladı Hıram kardeşimizi, anısını ve mücadelesini selamlıyorum. Ermeni yurttaşlarımıza geniş kapsamlı bir mektupla seslenmeyi ve bunu da Hrant'ın katledilme yıl dönümüne yetiştirmeyi umuyorum. Bir kez daha başta hasta tutsaklar olmak üzere bütün cezaevlerine, gençlere, kadınlara ve barış annelerine özel selamlarımı gönderiyorum. Sayın Öcalan'ın belirtmiş olduğu, kamuoyuyla paylaşmak istediği mesajı bu şekilde özetleyebiliriz. Sayın Balüken, tabii belirttiğiniz noktalar çok önemli. Tabii özellikle özgürlük sembolleri olan Sakine Fidan ve Leyla'yı anması bir haftadır birçok yerde oluyor. Bugün de Paris'te 10.000'lerin katıldığı bir etkinlikle katliam kınandı. Şimdi Sayın Öcalan, yine belirttiğiniz gibi özellikle barışa dair demokratik bir çözümün olabilmesi için cesur adımlar diyor. Buna ilişkin somut olarak yeni şeyler söyledi mi? Buna ilişkin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Öncelikle Sayın Öcalan halkımızın Paris katliamı ile ilgili ortaya koymuş olduğu duyarlılığı ve demokratik tepkileri son derece anlamlı bulduğunu ve bunları yakından takip ettiğini ifade etti. Yine görüşme yaptığımız saatlerde Paris'te on binlerce Kürt'ün bir araya gelerek bu katliamı lanetlemek üzere bir demokratik eylemsellikte olacaklarının bilgisine sahipti. Kendisi de bir yıl boyunca burada en önemli çabalarından birinin bu katliamı tüm yönleriyle açığa çıkarmak olduğunu ve bu katliamın sorumlularını tarih önünde mutlaka hesap verecek şekilde teşhir edeceğini çok açık bir şekilde ifade etti. Özellikle sizin de belirttiğiniz gibi barış ve çözüm sürecine dair bugüne kadar öteleyen, zamana yayan yaklaşımların artık ertelenemez bir şekilde rafa kaldırılması gerektiğini, çözüm sürecinin ortaya çıkan içeriden ve dışarıdan beslenen darbe girişimlerinin de göz önünde bulundurulacak şekilde mutlaka yasal bir zemine kavuşturulması gerektiğini, daha önce belirtmiş olduğu müzakere koşullarının sağlanmasının ve bir izleme heyetinin oluşmasının son derece hayati olduğunu ifade etti. Ülke için ve bölge için büyük riski barındıran, büyük riskleri dayatan bu kaostan çıkışın yolunun da demokratik barışı sağlayacak bu yasal ve anayasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi olduğunu Sayın Öcalan tüm görüşme boyunca özellikle ifade etti. Sayın Balüken, tabii stüdyo konuklarımız da var. Sayın Reyhan Yalçın'da, Erdal Er ve İsmail Göksüngür. Onların da belki soruları olacak. Benim size bir sorum daha olacaktı. Şimdi önceki gün biliyorsunuz Roboski karar, daha doğrusu birkaç gün önce Roboski katliamına ilişkin askeri savcılığın bir takipsizlik kararı oldu. Sayın Öcalan'ın buna ilişkin bir değerlendirmesi oldu. Evet, Sayın Öcalan Roboski ile ilgili verilmiş olan bu takipsizlik kararını da bu darbenin bir parçası olarak değerlendirdiğini, aslında Gever katliamından başlayarak
tutuklu milletvekillerine yönelik yargı kararlarından Roboski katliamından takipsizlikle sonuçlandıran yargı süreçlerine kadar bütün bu girişimlerin bu bahsetmiş olduğu darbe sürecinin bir parçası olduğunu, buradaki çalışmalarının en büyük amacının da bu darbe anlayışını teşhir etmek ve boşa çıkarmak olduğunu ifade etti. Gerek Paris katliamı gerekse de Roboski katliamı ile ilgili tarih önünde sorumluların mutlaka hesap vereceğini Sayın Öcalan açık bir şekilde görüşme boyunca heyetimize ifade etti. Sayın Balken, iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Bütün konuklarımızı... Şimdi, hayır, ben bir soru sormak istiyorum. Eğer hatta kalırsanız izninizle. Şimdi aslında Sayın Öcalan'la bugün yaptığınız görüşmeyle ilgili son derece önemli açıklamalar, anlaşılır açıklamalar yaptınız ama bir iki detay daha istiyoruz izninizle. Şimdi bir herkesi merak ettiği şu çözüm süreciyle ilgili, ülkenin içinde bulunduğu ağır siyasi atmosferle ilgili. Sayın Öcalan süreci darbe olarak tanımlıyor sizin açıklamalarınızdan anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla çözüm sürecinin sağlıklı yürüyebilmesi için hükümetin somut olarak daha başka hangi adımlar atması gerekiyor? Yani yasal ve yasal ve hukuki adımların atılması gerekiyor, bu bir. Bunun dışında hükümetin acil olarak yapması gereken nelerdir, neler söylüyor Sayın Öcalan? Şimdi Sayın Öcalan daha önceki görüşmelerde de belirtmiş olduğu hususların hala hükümet tarafından ciddi bir şekilde anlaşılmadığını ve yeterince bilince çıkarılmadığını ifade etti. Daha önce de bu sürecin demokratik kalıcı bir barışla sonuçlanması için mutlaka anlamlı derin müzakere aşamasına geçilmesi gerektiğini ifade ettiğini söylemişti. Bugün de bu söylediklerinin ne kadar önemli olduğunun tekrar tüm kamuoyu tarafından görüldüğünü bize ifade etti. Artık süreci anlamlı derin müzakerelere geçecek şekilde mutlaka yürütmek gerektiğini ifade etti. Tabii bu sürecin yasal bir zemininin ve hukuki boyutunun oluşturulmasının son derece önemli olduğunu ve bunun için de artık hükümetin bir an önce adım atması gerektiğini ifade etti. Yine bir üçüncü önemli husus da tarafsız bir izleme heyetinin oluşturulması hususu. Bu konuda da Sayın Öcalan bu süreçle ilgili hangi taraf yanlış yaparsa o tarafın yanlışını ortaya koyma ve müdahale etme açısından da tüm dünya örneklerinde de olduğu gibi bir izleme heyetinin oluşturulmasının son derece önemli olduğunu ifade etti. Tabii belirtmiş olduğu 8 komisyonun hükümet ve meclis tarafından ciddi olarak ele alınması gerektiğini ve bu 8 komisyonun da demokratikleşme ile ilgili ülkeyi kaostan çıkaracak çalışmalarla ilgili bir an önce ciddi bazı çalışmalara başlaması gerektiğini ifade etti. Sayın Öcalan belirtmiş olduğu bu çerçevede gerek Türkiye'de gerekse de Orta Doğu'da kalıcı barışı getirecek demokratik bir dönüşümü sağlamanın koşullarının olduğunu, bugüne kadar hükümetin sekter yaklaşımları neticesinde sürecin bu yönüyle engellendiğini ama hala bu süreci kalıcı barışa ve tam bir demokratik çözümle kavuşturmanın koşullarının mevcut olduğunu ifade etti. Kendisi de bütün yoğunlaşmasını bu doğrultuda ortaya koyacağını, süreçle ilgili umutlu olduğunu, kararlı olduğunu ve bu süreci kalıcı bir barışla sonuçlandırmanın bütün halklarımıza karşı bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti. Başka bir nokta, birkaç cümleyle. Sayın Öcalan, önceki görüşmelerden hatırlıyoruz, biliyoruz. Heyetlerin İmralı'ya gitmesi gerekiyordu. Akil insanlar, gazeteciler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri,
Az önce Ermeni halkından söz ettiniz. Ermeni halkının temsilcileri, Alevilerin temsilcileri, aslında hükümet de bu noktaya yakın bir yerde duruyordu. En azından bir hafta öncesine kadar. Bununla ilgili, bu konuyla ilgili bir gelişme var mı? Sayın Öcalan'ın açıklaması var mı bu konuyla ilgili? Evet. Önümüzdeki haftalarda bu konuyla ilgili gelişmelerin olabileceğine dair beklentimiz var. Bizler de hükümete yaptığımız görüşmeleri Sayın Öcalan'a aktardık. Sayın Öcalan da sürecin yürümesi için bütün bahsetmiş olduğumuz bu heyetlerin İmralı Adası'na gelerek burada nitelikli tartışmaların yürütülmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı. Dolayısıyla yaptığımız bu görüşmeden sonra önümüzdeki hafta içerisinde, önümüzdeki günler içerisinde hükümet yetkilileriyle tekrar bir araya geleceğiz ve bu heyetlerin, yani partimiz dışındaki ve yine heyetimizde bulunan Halkların Demokratik Partisi temsilcisi Sayın Sırrı Süreyya Önder dışındaki heyetlerin İmralı Adası'na gitmesi konusunda hükümetle görüşmeleri gerçekleştireceğiz. Gerekli bilgilendirmeleri o zaman kamuoyuyla paylaşabiliriz. Sayın Balüken, bir sorum daha olacak size. Şimdi önümüzdeki Mart'ta seçimler var, biliyorsunuz. Seçimlere ilişkin daha önce gerek seçim gerek sürece ilişkin Sayın Öcalan'ın açıklamaları vardı. Bu görüşmenizde seçim süreci, yani özellikle barış sürecinin seçimlere heba edileceği doğrultusunda bir kaygısı var mıydı Sayın Öcalan'ın? Bu konuda bir görüş belirtti mi? Sayın Öcalan bahsettiği tüm bu gelişmelerin, atılması gereken adımların mutlaka bu süreç içerisinde atılması gerektiğini, seçim sürecine endeksli bir ertelemenin ve ötelemenin kaosu derinleştirme ve darbenin amacına ulaşması dışında herhangi bir fayda getirmeyeceğini çok açık bir şekilde ifade etti. Dolayısıyla bu sürecin atılması gereken adımlarını seçim sürecini beklemeden hızla hayata geçirmek hükümet açısından da önemli bir görev ve sorumluluk olarak önümüzde duruyor. Sayın Balüken, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Eğer bir iki cümle daha ifade etmek istiyorsanız. Evet. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bütün stüdyodaki konuklarınızı da selamlıyorum. Başında da belirttiğim gibi Sayın Öcalan'ın moralinin iyi olduğunu, sağlığının iyi olduğunu, süreçle ilgili umutlu olduğunu ve kararlı bir iradeye sahip olduğunu tekrar altını çizerek vurgulamak istiyorum. Sayın Balüken, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar size. İyi akşamlar, sağ olun. Evet, sayın seyirciler, HDP ve BDP heyeti bugün yine Sayın Öcalan'la bir görüşmede bulundu. Sayın Balüken bize görüşmeyi özetledi. Tabii bu sorunu ve bu sorunu stüdyomuzdaki konuklarla konuşacağız. Yine bugün biliyorsunuz Paris'te 10 binlerin katıldığı Paris katliamını kınama eylem gerçekleşti. Yine Roboski'de askeri savcının aslında eylemi bir nevi devletin üstlendiğine dair açıklaması var. Onu konuşacağız. Yine hükümet ve Gülen örgütü tarafında bir çatışma sürüyor. Bunun halka yansımasını konuşacağız. Evet, biraz önce de belirttiğim gibi stüdyo konuklarımızda Sayın İnsan Hakları savunucusu avukat Reyhan Yalçın da, gazeteci arkadaşımız Erdal Er ve yine Paris'te FK yöneticisi İsmail Göksungur stüdyomuzda. Şimdi bugün, yani daha doğrusu bir haftadır Kürdistan ve Avrupa'da da hemen hemen bir yıldır sürekli Paris katliamını unutturmamak için eylemler, her çarşamba eylemler gerçekleştiriliyor. Bugün de 10 binlerin katıldığı bir eylem Paris'te gerçekleştirdi. Sayın Göksungur, siz de oradaydınız. Öncelikle bu eylemde öne çıkanlar neydi, nasıl bir atmosfer vardı?
kısaca bunu anlatır mısınız? Şimdi bilindiği gibi Paris katliamını, bu katliamı yapanları nahletliyorum. Bu birinci yıl dönümü vesilesiyle aşağı yukarı bir ay bir süredir yoğun bir çalışma içerisindeydik. Kadınlar kendi açısından bir konferans düzenlediler. Bu konferans oldukça sana etkili oldu. Çünkü bu katliama çeşitli kadın örgütleri, dernekleri çok ilgi gösterdiler. Yani farklı ülkelerin anlamında evet, değil evet. mi? Farklı sadece halkların. Kürtler değil. Yani benim bahsettiğim daha fazlasına Fransız kurumlarıdır. Evet. Fransız kadın kurumları başta olmak üzere. Yoğun bir katılım oldu. Önemli mesajlar verildi. Bu katliamı açığa çıkarılması için her türlü desteğe hazır olduklarını söylediler. Yazılı mesajlarını verdiler. Ve onun ardında biz Kürdistanlılar olarak, FİK olarak orada arkadaşlarımızın birinci yıl dönüm vesilesiyle ayın 9'unda büyük bir arkadaşlarımızın katledildiği büronun önünde büyük bir miting yaptık. Orada konuşmalar yapıldı. Bizim dışımızda halkımızın dostları vardı. Özellikle de Fransız dostlarımız vardı. Türkiye'li dostlarımız vardı. Burada şunu belirtmek istiyorum. Biz 33 senedir bu alandaki faaliyetlerimiz vardı. Fakat çeşitli vesilelerle birlikte bildiğimiz o nedenlerden dolayı çoğunlukla diplomasi ve sivil toplum örgütlerinin kapıları bize kapalıydı. Fakat bu arkadaşlarımızın şehadetinden sonrasına bir kırılma yaşanıldı. Kendiliğinde bizimle dayanışmaya gelen, bu konuda bizimle ilişki kurmaya çalışan çeşitli toplum sivil örgütleri, çeşitli sendikalar, özellikle bugün SCT, Fransa'nın birinci işçi sendikası durumundadır. Bugün mitingimize katıldı, konuşma yaptılar. Yine Fransız Komünist Partisi'nin dışında onlarcasına kadın örgütü, sivil toplum örgütü, antikapitalist parti başkanı, birçok kurum bu konuda bize mesajlarını sundular. Yani bu şu anlama gelir. Bu arkadaşlarımızın şehadetinden sonrasına özellikle de halk diplomasisi açısından çok önemli bir gelişime kaydedildi. Bahsettiğim kapalı olan kapılar önemli oranda bize açıldı. İnanıyoruz ki Fransa'da bundan böyle bu konudaki çalışmalarımız özellikle de Robin arkadaşım başlattığı büyük önemli bir noktaya kadar taşırdı. Bu katliamdan kaybettiğimiz bu arkadaşımızın yürüttüğü faaliyetlerini ve arkadaş kendi şehadetiyle birlikte diğerleri de tabii ki bu alanda daha fazla Fransız toplumuyla kaynaşma, ilişki kurma, diplomasi faaliyetleri. Diplomasi faaliyetlerini bahsettiğim zaman devletten kurduğumuz ilişki türü değildir. Daha fazlasını halk diplomasi biçiminde, halkla, sivil toplum örgütleriyle, çeşitli derneklerle kalıcı diplomasi faaliyetlerimiz olur. Bu açıda Kürdistanlıların ve dostlarıyla birlikte bu katliama karşı büyük bir kin ve nefretleri vardı. Başından beri büyük bir duyarlılık gösterildi. Çok yoğun bir katılım oldu. Bugün bir yürüyüşle bu taşlandırıldı. Yani bu açıda oldukça sana bu katliamı işleyenlere karşı verilmiş oldukça sana çok önemli bir toplumsal ve Kürdistan halkında gösterdiği bir yürüyüş oldu diyebiliriz. Tamam, bir konuya döneceğiz. Sayın Yalçın da özellikle yani bu eylemleri, kınama eylemlerini yani Kürdistan'dan, Ahmet'ten geliyorsunuz. Orada da eylemler oldu. Şimdi biraz önce Sayın Balıken'i de dinledik. Sayın Öcalan da işte özgürlük sembolleri olarak tarif ediyor ve bu katliamları gerçekleştirenlerin hesap vereceğinden bahsediyor. Siz bu bir yıllık süreçte gerek bu katliamın açıklanmaması gerekse de Kürtlerin bu olaya yani bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru bir yaklaşım içerisinde oldular mı? Doğru bir protesto şeklini veya doğru bir kamuoyu oluşturabildiler mi? Siz nasıl gözlemlediniz? Ben öncelikle ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerimizi selamlamak istiyorum. Yine sevgili Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şahlemez şahsında yaşamını bedel olarak ödeyen Kürt halkının mücadelesi, özgürlük mücadelesi için
bin bir türlü emek, çaba sarf eden tüm kadınları saygıyla, sevgiyle, minnetle anarak sözlerime başlamak istiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse tabii bu olay üzerinde aslında konuşulacak binlerce şey var. Öyle düşünüyorum. Tabii ama öncelikle de Kürt tarafının hani sorunun adil bir barışçıl yöntemle çözümlenmesi için gösterdiği inanılmaz iradeyle ilintili bir tarihi sürece denk geldiğini de hatırlamak lazım. Yine ilk BDP heyetinin İmralı'da Sayın Öcalan'la görüşme gerçekleştirir gerçekleştirmez hemen 6. günde gerçekleşen bir siyasi katliam olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bir yönü bu. Bir başka yönü yine son 40 yıla yani Kürt halkının özgürlük mücadelesi tarihinin son 40 yılına damgasını vuran tüm kuşakların da hedeflendiğini görmek gerekiyor. İşte sevgili Sakine 70'li 80'li yıllardan itibaren yaşamını verdiği son dakikaya kadar hiç durmadan büyük bir mücadele hattı örmüş ilmik ilmik. Yine benzer biçimde sevgili Fidan 90'lı yılların gençliğine kuşağına denk geliyor. Sevgili Leyla da yine bu halkın son kuşağı, en genç kuşağı. Dolayısıyla da burada hedeflenenin aslında bu üç kuşak Kürt kadını şahsında bir bütün olarak mücadelenin hedeflendiği açık. Ama aynı zamanda da Kürt kadınının büyük iddialarının da hedeflendiği açık. Ve böylelikle de verilmek istenen mesaj sizin payınıza her zaman olduğu gibi işte katliamlar düşecek, ölümler düşecek, suikastler düşecek. Ve böylelikle de sizin mücadelenizi biz elimizden gelen tüm yöntem ve araçlarla elimine edeceğiz mesajını verdi. Bütün bu suikastın içinde bulunan tüm çevreler ve tüm devletler. Dolayısıyla da o günden bugüne bu mesajı iyi okuyan Kürt kadınları ve bir bütün olarak Kürt halkı aslında alanlarda, sokakta, yaşamın bütün merhalelerinde verdikleri yanıtlarla bu katliam biçimini de tıpkı tarihi Dersim katliamında kendilerine dayatılan işte soykırım denemelerinde olduğu gibi cevapsız bırakmayacaklarını ve verecekleri cevabın inadına direnme, inadına ayakta kalma ve inadına örgütlenme ve bütün ayrıntılarıyla da katiller kim olursa olsun açığa çıkması için çaba sarf etme mücadelesi olduğunu topyekun olarak bütünüyle bir halk gösterdi. Ve bugüne kadar da katiller yargılanana ve hak ettikleri cezaya çarptırılana kadar da bundan bir adım olsun geri durmayacaklarını gösterdiler. Fakat öte yandan bu suikastın hani muhatabı ve tarafı olan kesimlerin ciddiyetsizliğine bir bakalım. Yani Paris'in işte Fransa'nın başkentinin orta yerinde gerçekleşen bir cinayet siyasi katliam. Öte yandan son tetikçi yani ben Ömer Güney'i son tetikçi olarak tanımlıyorum. Sadece alelade hani onun o noktaya gelene kadar neler ve kimler olduğuna dair hala koskoca bir soru işaretiyle karşı karşıya olduğumuzda hatırlamak gerekiyor. Nitekim onun son yerleşkesi olan ve uzun yıllar Almanya'da yaşamasıyla alakalı Almanya'dan doğru bugüne kadar hani ne kadar ciddi ve kapsamlı bir soruşturma yürütülmediği de açık ortada. Yine işte hani bu zanlının telefonlarının işaret ettiği Türkiye ayağıyla alakalı bir tek bildiğimiz bir şey Türkiye'deki savcılık soruşturmasının hala gizli yürüdüğü. Evet, dolayısıyla da bu kadar ciddiyetsiz, bu kadar hani sözüm ona bir soruşturma yürüyormuş gibi göstermek ki olayın üzerinden bir yıl geçti. Kürt tarafı yani Kürt halkı bu konuda son derece tecrübeli. Biliyorsunuz hani 10 yıllar öncesine gittiğimizde Doktor Şeref Kendi ve yine Abdurrahman Kasımlı katliamlarının işte Berlin ve diyelim ki Viyana'da gerçekleşmesi akabinde hani Kürtlerin hafızası ne durumda? Bunu da biliyoruz ve o zaman da biliyorsunuz İran'la yürütülen bazı müzakerelerle alakalıydı. O nedenle ben de katılıyorum. Gerçekten de bu üç Kürt kadın devrimcinin katliamı şahsında hedeflenen Kürt mücadelesidir. Hedeflenen Kürt sorunun barışçıl bir yöntemle sonsuza kadar çözülmesini hedeflenmesidir. O nedenle de böylesine büyük bir karşı saldırı geldi. Ama inanıyorum ki Kürt halkının bugüne kadar gösterdiği direnç
ve bugünden sonra da Kürt kadınları şahsında da gösterilmeye devam edecek olan mücadele yöntemleri, araçları katillerin bütününün kimliğinin açığa çıkmasına yetecektir diye düşünüyorum. Sayın Er, şimdi yani özellikle bir yıllık süreçte yani birçok nokta dile geldi. Basına yansıyan özellikle Rojtepe sürecinde deşifre edilen işte katiller veya arkasındaki şeylere ilişkin birçok görüşme de oldu. Aslında itiraflar oldu. Şimdi ona rağmen ama ortada genel bir suskunluk var. Zaten bu sene yapılan eylemin yani ilk yıl eyleminin sloganı da suskunluğunuz ortaklığınızdandır diye. Şimdi bu katliamın ortakları kimlerdir? Yani işte işaret edilenler var. İşte yani ilk başta gelen Türkiye Devleti'nin Fransa'da olduğu için Fransa. Başka yani bunlar mıdır? Bunların arkasında başka neler vardır? Dediği gibi sadece son tetikçi sorunu değil. Asıl bu işin arkasındaki kimler var yani? Kısaca bir ona değinir misiniz? Ya kimler var tabii. Bu konuda çok haber yaptığımız için. Elimizde şu bilgi var ya da şunlardı falan diyemiyoruz ama ortada olan bir resim var. O resme baktığımızda da ipuçlarının yan yana yettiğimizde de bence fotoğraf kendiliğinden oluşuyor. Reyhan'ın anlattıkları son derece önemli. Yani tabloyu bence doğru özetledi. Nihayetinde bir yıl öncesinden söz ediyoruz. Çözüm süreciyle ilgili ilk adım atılmış. Hemen ilk haftasında Paris katliamı gerçekleşti. Hedef adlan kişilerin kimliği dolayısıyla temsil ettiği değerler toplamına baktığımızda bu zaten başlı başına bir fikir veriyor. Dolayısıyla üst başlık olarak söylersek şu, devletler arasında organize bir şekilde bir biçimiyle içinde bir kanadı mı olur, bütün kanadı mı olur, başkaları mı olur? Bu bir noktadan sonra önemini de yitiriyor aslında. Devletler arasında bir siyasi cinayet işlendi. Bir yıl geçmiş aradan. Şimdi o devletler hep birlikte bu siyasi cinayeti gizliyorlar. Toplumdan gizliyorlar. Belli ki bizim bilmediklerimizi bunlar biliyorlar. Başta da Fransa hükümeti bunu biliyor. Şimdi katliam olduğu zaman Fransa'nın yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı aynen şu ifadeyi kullanmıştı. Fidan Doğan'ı kastederek işlerinden biriniyle görüştüm, tanıyorum. İyi bir insandı, iyi bir, başarılı bir diplomattı. Ben laflar etmişti. Şimdi dolayısıyla bir başka cümlesinde de şunu söylemişti. En kısa sürede olayın sorumlularını, faillerini açığa çıkartacağız demişti. Bu sözü vermişti. Evet. Kendi kamuoyuna vermişti. İçişleri Bakanı gitmişti. Evet. Aynı yere aynı sözü Kürt vermişti. Kürt halkına bu sözü vermişti. Dünya kamuoyuna bu sözü vermişti. Şimdi ne oldu bu söz? Hollanda Cumhurbaşkanı niye sözün arkasında durmuyor? Bu bir. Fransa bugüne kadar neden adım atmıyor? Mesela olabilir diyebilir ki ya benim elimde veri yok veya bir yerde kilitlendi bu mesele. O zaman bunu açıklasın. Desin ki ben şuraya kadar yol aldım. Şu sebeplerden dolayı olmuyor. Elimde bilgi yok. Ya da en az da elimdeki bilgilerde de sorumluluk şu kadarı Türkiye'ye ait, şu kadarı başkasına ait falan vesaire. Şimdi o bakımdan halen Fransa dolayısıyla bunun ortakları bizlere, hepimize polisçilik oynayın diyorlar. İstihbaratçılık oynayın. Şimdi belli olan bir şeyden söz ediyoruz. Herhangi birimiz öldürülmedik. Sakine Cansız, Kürdistan İşçi Partisi PKK'nın kurucusu. Dolayısıyla Fidan Doğan 90'lı yılların dediği gibi temsilcisi. Leyla aynı zamanda son kuşak. Şimdi bunların bir siyasi kimliği var nihayetinde. Başından beri Kürt Özgürlük Hareketi, Kürt meselesinin demokratik çözümüyle ilgili izlediği barışçıl ve demokratik özgürlükçü yolla ilgili Avrupa'yı, Avrupa devletlerini sorumluluğa çağırmıştır. Çünkü Kürt meselesinin bu noktaya gelmesinde, Kürt meselesinin bu kadar kanlı bir yola girmesinde Avrupa'nın doğrudan bir rolü vardır Kürt meselesiyle ilgili. Şimdi çıkar ilişkileri üzerinden bir anlaşma sağlanıyor. Kürtler kurban ediliyor ya da Kürtlerin talepleri görülmüyor da öteleniyor. O bakımdan bugünkü Paris'te 100 binin üzerinde insanın oraya gitmesi son derece önemli bir mesajdır. Fransa'ya, Türkiye'ye veya bunu yapanlara, buna sessiz kalanlara, bunun ortaklarına güçlü mesaj verilmiştir. Bunu çözün. Siz çözmediğiniz zaman veya sürece bizim elimiz sizin yakanızda olacaktır. Kaçamazsınız bu suçtan. Şimdi ben buradan hemen bir şimdi tamam, Sayın Yalçın'a
bir şey dikkat çekti. Dedi ki tam Sayın Öcalan'la ilk yapılan görüşmeden 6 gün sonra bu katliam gerçekleşti. Yine aynı süreçte biliyorsunuz Kürdistan'ın birçok yerinde bombalar yani bombalanıyordu. Onu insan özetleyebilir bak. O yüzden ben sorum şu olacak. Yani bu katliam yani şundan dolayı çok tartışıldığı için bir paralel devlet, çünkü KCK yöneticileri onu da işaret ettiler. Evet. Paralel devlet. Bir paralel devlet eylemi miydi yoksa bir entegre projesinin bir parçası mıydı? Yani burada başka soru gelecek. Şimdi paralel devlet meselesi, daha doğru adını koyalım, Fethullah Gülen cemaati başından beri, örgütü veyahut örgütü neyse yani, evet, başından beri Kürt meselesinin demokratik çözümünden yana değil, tam karşısında bir yerde durdu. Bununla yetinmedi. 2007 yılında Amerikan görüşmeleri, Erdoğan'la yapılan görüşme, bunun altyapısını hazırladı. Erdoğan'ı Amerika'ya götürdü. Bush'la birlikte Kürtleri ortak düşmanını ilan ettiler. 5 Kasım görüşmesinden sonra medya savunma alanlarına yönelik hava saldırıları başladı. 2008'de işgal operasyonu ZAPA Güney Kürdistan'a yönelik düzenlendi. Hemen ardından 2009 siyasi soykırım operasyonları başladı. Yetmedi, 2011-2012 bir Sri Lanka modeli uygulandı. Özellikle 2012 yılı. Evet. Şimdi bunların gizli saklı bir şey değil. Fethullah Gülen kendisi diyordu, 50 bin insan öldürün diyordu. Evlerin başına yıkın, şunu yapın, bunu yapın. Fehmi Koru'dan Mustafa Karaalioğlu'na kadar, Sabah gazetesinin başındaki bugün demokrat kesilmiş darbedir falan bir takım laflar eden Erdal Şafak'a kadar. Bunlar hepsi diyorlar ki ne var diyor, Sri Lanka'da görmediniz mi diyor. Artık eski Türkiye yok, yeni Türkiye var. Yeni Türkiye ne yapıyor? Sri Lanka'daki gibi yapıyor. Sri Lanka devlet, Sri Lanka'da katliam olduğu zaman ilk Abdullah Gül aradı Sri Lanka'nın dönemin başbakanını, kutladı. Toplum imhayı hedeflediler. Dolayısıyla yani Paris katliamında Fethullah Gülen cemaatinin açık rolü vardır. Bugün ANF'ye düşen bir haber vardı. Son derece bence açıklayıcı, bu konuyu da destekleyici bir noktada duruyor. Fethullah Gülen'in Fransa'nın bir kentinde bir okulunun bir müdürünün Fransız kanalına yaptığı bir açıklama var. Diyor ki Fransız istihbaratıyla bizim ilişkilerimiz gayet iyidir. Ortak çalışmalar yapıyoruz. Bir okulun müdürü bunu yapıyor. Bir okulun müdürünün istihbarat örgütüyle ne işi var? Tamam. Dolayısıyla bu yeteri kadar bir şeyi bize açıklıyor. Diyorsun fotoğrafı ortaya, evet, koyuyor. Yeteri kadar bir şey, evet, açıklıyor. O bakımdan 2012'nin sonbaharında Fethullah Gülen'le Recep Tayyip Erdoğan 50 tane PKK yöneticisini öldürün, katledin. Bunun bir kısmı da Avrupa'dadır. Bunu yaptığımız zaman bunun başına PKK'nin yöneticilerinin öldürülmesi veya yakalanmaz veya etkisiz hale getirilmesi için, doğrudan tabii öldürmeyi demiyor, etkisiz hale getirmek diyor. Bunun için Reyhan daha iyi bilir. Ödül koydu mu, kod koymadı mı? Evet. Yani Almanya, dolayısıyla Fransa veya Avrupa ülkeleri içinde bu ödülü koydular mı, koymadılar. Şimdi, o zaman Fethullah Gülen veya Recep Tayyip Erdoğan açıklasın. Sakine Cansız'ın başı için kime ne kadar para verdi? Tamam. Bu önemli bir soru. Şimdi Sayın Göksungur bugünkü eylemi anlattı. Yine her çarşamba günü eylemler yapıldı. Onları izlediniz, fake olarak içinde bulundunuz. Şimdi bu bir yıllık süreç içerisinde özellikle son günlerde gerek Fransa medyasında bu katliamın nasıl işlendiğini veya Fransız kamuoyu nasıl karşıladı bir yıl sonra, kısaca buna değinir misiniz? Ben isterseniz daha öncesinde veya bir de şunu diyeyim, yani avukatın son günlerde bir açıklaması da vardı. Evet, onlar da gelecek. Kısaca bir iki maddesini, evet, fakat söylerseniz. Ben sorunu Erdal arkadaşının bıraktığı yerden biraz devam tamam, etmek istiyorum. Şimdi 2012'de Ekim ayından itibaren AKP hükümeti o ana kadar devam ettiği kirli savaşta sonuç alamamıştı. Ve yeni bir stratejiye ihtiyaç duyulmuştu. Var olan eskisini güçlendirme ve kuvvetlendirme biçiminde. Bu Ekim ayında yoğun olarak tartışılmaya başladı. O sizin de bahsettiğiniz bunun ismine entegre stratejisi olarak verildi. Evet. Bunu sadece Türk genel olarak tüm bölümlere bölme, kirli savaşı daha da fazla askeri alanda yoğunlaştırma, ekonomik alanda, siyasal anlamda, diplomasi ve yurt dışı alanda. Bu bir.
Bir ayağı buydu. İkincisi, halktan örgütle savaşmayalım artık. Yöneticilerle savaşalım. Bu çok önemli bir nokta. Üçüncüsü, bir tarafta yoğun savaşı yürütürken bir tarafta da BDP ile görüşüp ortalığı yumuşatma, yumuşatıldığı oranda da darbe vurma. Bu işte aslında Paris katliamı bu sürecin bir devamıydı. Arada 3 ay sonrasında Paris katliamı işletildi. Özellikle örgütle halka karşı değil, örgütün militanlarına karşı veya öncü kadrolarına karşı bir savaş yürütülmesi ve Paris'ten başlanıldı. Bu rahatlıkla gösteriyor ki esasen bu bahsettiğimiz entegre stratejisinin ilk ayağını Paris oluşturdu ve bu katliam gerçekleştirildi. Çünkü Paris'te buna çok uygun bir zemin var. Almanya'da başka yerlerde yapmayabilirler. Ama Fransa'da bu rahat olur. Çünkü biraz daha da gevşek. Şunu da belirteyim. Biz biraz araştırdık. Son 40 yıldır 30-40'a yakın yabancı siyasetçi öldürülmüş. Fransa'da. 1998'de Güney Afrika'nın buradaki diplomatı temsilcisi, kongre temsilcisi bizim derneğimizin bulunduğu hemen az ilerisinde aynı sokaktaydı, vuruldu. Bu aslında bize de bir mesaj olmuş olabilirdi. Dolayısıyla bu entegre stratejisinin bu katliamı getirdiğine inanıyorum. Bir diğeri işte bilindiği gibi her çarşamba günü dernekten bir yürüyüş başlatıyoruz. Biri onun önüne kadar, biri onun önünde Kürtçe, Fransızca konuşmalarla böylelikle de hep olayı canlı tutmaya çalışıyoruz. Esasen dosyede bir yenilik var mı konusunda orada biraz yoğunlaşmak gerekiyor. Ben bunu avukatın, bizim bir Kürt sitesinin Monsieur Kont diye ailelerimizin avukatıyla yaptıkları bir söyleşi var. Çünkü bu söyleşi çok mühimdir dosya hakkında. Şimdi avukata göre dosyede bir sürü yeni belge ve bilgi var. Bu bilgi ve belgelerin hepsi katliamı Türkiye'yi işaret ediyor. Oradan gösterildiği. Şimdi birincisi bu. İkincisi bir şey daha göstereyim. Bizim kamuoyunda ama Fransa'nın kendilerine göre. Yani hukuk, Fransa hukuk cezasında bir olay olduğu zaman onun bir anket süreci var. Yani bu anket süreci olaya göre değişir. Şimdi yani sürümcemede bırakılmasının, suskuluğun nedeni bu ankete mi? Kendilerine göre budur. Yoksa bulguları gizlemeye yönelik mi? Hayır, Fransızlara göre budur. Ha. Tabii ki o gerçek mi değil başka bir şey. Yani ellerinde her türlü belge hazır. Dosya da dolu. Şimdi avukata göre bu bir senelik süreç. Bu anket süreci henüz sonuca gitmemiş. Büyük ihtimalle bir sene daha bu anket süreci devam edebilir. O zaman anket süreci bitti mi? Fransa yasalarına göre dosyadaki bulunan bilgi belgeler ailelerine verilir, avukatlığa verilir ve mahkeme süreci başlar. Olur. Evet. Rangdaş çok daha iyi bilir bu süreçleri. Tamam. Ve Fransa'da, şimdi Fransa'nın arkasına sığındığı bahsettiğimiz konu bu. Şimdi avukatın bahsettiği kaç sorun daha var. Şimdi artık bu bir iç hesaplaşma olayı, Fransa tarafında da kabul görünmüyor. Bu politik zaten sadece Türk hükümetinin açıklaması. Evet, evet. Bu tamamıyla politik bir katliam olduğu da kabulleniyor. Ve dolayısıyla yeni geldiğimiz süreç böyledir. Yani bu süreci şayet 5-6-7 ay daha bekleyip bu süreci doldururlarsa, tabii burada belirici olan bizim eylemlerimiz, bizim baskı yapmamız, biz baskı unsur haline gelmemiz, eylemlerimizi daha da güçlendirme, sıklaştırma biçiminde Fransa devletini zorlama. Bunda 3-4 gün öncesine bir Kürt dostu, Bretonya Kürt Dernek Başkanı André Schlüffe, İçişler Bakanı ile görüştü 3-4 gün öncesinde. Evet. İçişler Bakanı'nın bahsettiği, yani biz aslında bu olaya karşı son derece duyarlıyız. Biz bu olayın takipçisiyiz. Biz bu olayı yakın bir zamandan ortaya çıkaracağız. Onun verdiği böylesine bir söz var. Ve süreç böyle devam ediyor. Fakat şu da oldu. Yani mesela örneğin takdir etmek de gerekiyor. Paris Belediye Başkanı üç arkadaşının resmini büyük bir pankartla belediyenin önüne astı.
Yani demin de bahsettiğim türde Fransa kamuoyunda oldukçasına bir duyarlılık var. Biz de eylemlerimizi daha da fazla yoğunlaştırırsak, bir baskı unsuru halinde kendimizi daha da öne çıkarırsak, sanıyorum 5-6 ay süre içerisinde bu süreç dolabilir. Evet. Sayın Yalçın da şimdi hemen tam bu katliamın yıl dönümüne denk gelebilecek, yine Roboski katliamın ikinci yıl dönümüne denk gelen bir savcılık açıklaması oldu. Sizin de bu konuda açıklamanız oldu. Özellikle Roboski ile Paris katliamı arasında hangi bağlantıları var sizce? Yani ikisi de Kürtlere karşı oldu. Birisinde suskunluk var, birisinde bir karar var. Siz aynı zamanda Roboski ile ailelerin avukatısınız da. Bu konuda gerek o karar, gerek bağlantı konusunda ne diyeceksiniz? Şimdi tabii aslında 2002'den bu yana iktidar olan AKP döneminde, şimdi 2014 ocağındayız. Total olarak durup bu 12 yıla baktığınız zaman Kürtlere Cumhuriyet tarihi boyunca ne dayatılmışsa, Kürtler üzerinde hangi katliam provaları denenmişse, asimilasyonun hangi türlü çeşitleri yoğun bir şekilde uygulanmışsa, bu 12 yıl içinde aynı şeyi söylemek mümkün. Yani hiç daha az değil. Hiç daha az değil. Yani 2006 yılında işte Diyarbakır sokaklarında 10 tane çocuğun cesedini topladığımız zaman, hani işte 7'si o 18 yaşın altındaydı. 2006 yılı. Evet. Yani başbakan kadın da olsa çocuk da olsa güvenlik güçlerimiz görevini yerine getirecektir, gereken yapılacaktır dedi ve ondan sonra gerçekleşti. Evet. Ve bunun gibi yığınla örnek vermek mümkün. Dolayısıyla hani bugün örneğin Paris tarihi katliamıyla alakalı her ne kadar tamam işte hukuk dışı birçok eylemi ve metodu kullanıyor paralel devlet deyip bazı adreslere refere gösterildiği zaman, şunu da hatırlamamız lazım. Aynı AKP yetkilileri o zaman cinayetin hemen birkaç saat sonrasında niçin bu örgüt içi bir hesaplaşmaya benziyor deyip klasik sol 40 sene boyunca denenmiş bir söylemi tekrarladı. Birincisi bu. İkincisi yine olayla alakalı hani derinlemesine hiçbir şey yapılmamışken, daha Fransa'da ilk elden yapılması gereken soruşturma bile tamamlanmamışken, hani bunu neye dayanarak söylediler? Üçüncüsü, eğer bugün gerçekten muzdaripseniz bu paralel devletin hani her türlü hukuk dışı yöneliminden, cinayetinden, bir sürü ihlalinden, niçin Paris katliamını birinci elden o zaman hani derinlemesine açıklamıyorsunuz hala ve Türkiye'deki soruşturmada gizli yürümeye devam ediyor. Şimdi gelelim Roboski tarihi katliamına. Biliyorsunuz 3 kişi yaralı kurtulmamış olsaydı Roboski katliamından ve yine Kürt muhalif ajansları dünya kamuoyuna servis etmemiş olsa idi, Uğur Kaymaz gibi bir şey. 40 yıllık işte tarihimizde yaşanan binlerce olay gibi bu katliamı da PKK'ye tahmil edecekti devlet. Yani Uğur Kaymaz'a yapılan işte. Yani nasıl ki 12 yaşındaki bir çocuğu 13 kurşunla öldürdüklerinde aslında işte bize mukavemet etme hazırlığında olan işte örgüt üyesiydi bu çocuk dedilerse de ve bununla ilgili işte polisler hakkında yapılan uyduruk yargılamalar beraatle sonuçlandıysa, bunun gibi yüzlerce örnek verebilirim. Şu anda hiçbir şekilde zamanımız buna yetmez bile, yüzlerce örnek verebilirim. Dolayısıyla hani Roboski meselesinde de bu. Gerçekten de o katliamdan yaralı kurtulan çocuklar sayesinde biraz daha bütün dünya tüm ayrıntılara kavuştu. Şimdi gelelim soruşturmayla alakalı. Bakın, Şırnak ivedilikle Diyarbakır'a gönderdi ve Diyarbakır'da 1,5 sene savcılıkta kalan şu dosya tek bir insanı dinlemedi. Savcılık tek bir delil toplamadı. Defalarca kere müracaat etmemize rağmen dosya üzerindeki gizli kararını kaldırmadı ve şunu sözlü olarak açık bir şekilde olayla ilgili Diyarbakır'daki savcı bize bunu söyledi. Dedi ki, o kadar üst düzey yetkililer ki hani ben nasıl böylesine ciddi bir soruşturmayla alakalı çağırabilirim ki? Şimdi düşünün, bu ülkede bir hukuksal takip yapmaya çalışıyorsunuz. Sizin bütün sinir uçlarınızla oynanıyor. Yani 34 tane çocuğu gömmüşsünüz. Şu tırnaklarınızla, ellerinizle.
Ve ondan sonra bu katliamı kovuşturmayla alakalı ailelerin hani size işte Kürt hukukçularını yetkilendirmesinden sonra canhıraş bir şekilde olayla ilgili bütün ayrıntılara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ve ayak ayak üzerine atan bir savcılık size bu açıklamayı veriyor ve son derece rahat bir şekilde veriyor. Ve hemen akabinde de faillerin yani hani askeri şahıslarca işlendiği sabit olan bu insanlık suçuyla alakalı faillerini mi yargılayacak askeri savcılık? Kendi askeri personelini mi? Tırnak içinde sivil savcı ben nasıl çağırayım ki demiş yüzümüze karşı. Ve hemen akabinde işte yarım sayfalık bir görevsizlik kararıyla Genelkurmay Askeri Savcılığına göndermiş. Olacağı buydu. Olacağı buydu. Şu an önümde duran şu karar bir itiraflar silsilesi. Evet, askerin bir kusurlu olmadığı kararına karar kıldı diyor. Yani ben de okudum. Yani siz zaten yapmıştınız, açıklamıştınız. Kamuoyuyla paylaşmıştık. Evet, evet. Kusur yok denmesi. Yani bu bir itiraf değil mi? Yani bu cinayeti evet biz işledik. En tepedeki yani şeyi de söylüyor yani Genelkurmay Başkanı. Tabii. Bence onun ötesi de var aslında. Tabii yani ki. Bence o nedir? Yani onun ötesi. Şimdi bu kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği dakikaya kadar zaten gizli kararı yine kaldırılmamıştı. Yine dosyayla ilgili tek bir bilgi ve belge bize sunulmamıştı. Hala da sunulmuş değil. Bu bir. İkincisi dediğim gibi kararın içeriğine baktığınız zaman bir itiraflar silsilesi ve hiç de bu insanlık suçunu gizlemeye yönelik bir tavır içinde de girmediğini göreceksiniz askeri savcılığın. O kadar net ki. Yani ilk andan itibaren insansız hava araçlarının predatörlerle hangi görüntüleri kayda aldığı, bu görüntülerin hangi askeri birimlere sevk edildiği, görüntü izleme merkezlerinde defalarca kere bakılan bu görüntülerde motorlu taşıtlara ve hani ısının yüksekliğinden kaynaklı yine yük hayvanlarına rastlandığı zaten belirlenmiş. Bu kayıt altına alınmış. Bununla ilgili hiçbir mülahaza yok. Evet. Hani hep deniyordu ya başından itibaren biz bunları örgüt üyesi zannettik. Ve bundan dolayı da işte hani önce topçu ateşi 12 tane sonra da 4 tane savaş uçağının 4 ayrı bombalaması söz konusu. Ama o aşamaya gelene kadar muntazam bir biçimde bu görüntüler kopyalanmış. İlgili bütün birimlere gönderilmiş. Defalarca kere izlenmiş. Ve hatta meclisteki komisyon raporuna o yüzden örneğin Ertuğrul Kürkçü muhalefet şerhi koymuştu. Evet. Çünkü kendileri bile görüntülerde görüyor. Bu binek hayvanlarının aslında hani kaçakçıları taşıyan hayvanlar hatta olduğu belli. Ertuğrul Kürkçü ilk ama bir şey daha söylemem lazım. Yani bunların sivil olduğunu anlamak için uzman olmaya gerek yok. Yok zaten geçiş güzergahları da belli. Yani çünkü evet. Pay alıyorlar. İşte geçerken bir parça çay da bırakıyor falan. Ve bu çocuklar gerçekten okul harçlıklarını edinebilmek için giren çocuklar. En büyüğü hani 22 yaşında düşünün. Fakat bir şey daha söylemem lazım. Şimdi karar yine uluslararası hukuka refere ediyor ama aynı uluslararası hukuk der ki hani Cenevre konvansiyonları da olmak üzere velev ki bunlar PKK'liydiler bu biçimiyle yine öldürmek bir savaş suçudur. Hı. Hani bu çok atlanan bir şey. Bunu bir kere daha altını yani çizmek uluslararası istiyorum. Uluslararası boyuta geleceğiz. Yani bu konuda başka sorum da olacak. Hı. Şimdi bunu biraz daha deminki sorumu biraz derinleştirmek istiyorum. Şimdi Sayın Yalçın daha belirttiği gibi aslında dakika dakika nasıl katliamı yaptıklarını çok dediği gibi yani itiraflar silsilesi yani hiç, ve şöyle bir şey yani o gün MGK toplantısı var. Genelkurmay Başkanı MGK toplantısında aranıyor vesaire. Yani bunları hepsini bu belgede yani en son onayı Genelkurmay Başkanı'nın verdiği de bu kararla evet. Belli zaten. Yani evet. Sadece yani bu aynı zamanda bir MGK kararı olabilir mi? Ve Erdoğan'ın burada hükümet vallahi ne payı vardı? Şey. Bu yani konuda ne? Bence toplumun zekasıyla dalga geçmenin bir alemi yok. Nihayetinde Rovosk katliamının sorumlusu başta Türkiye Cumhuriyeti parlamentosudur. BDP'lileri dışında tutarsak
savaş tezkeresine el kaldıranlardır. Bunun içerisinde AKP de var, CHP de var, MHP de var. Evet. Bir, BDP'liler hayır demişti savaş tezkeresine. Evet. O dönem uyarılar da vardı BDP'liler. Eğer böyle yaparsanız sonuçları ağır olur. İşte böyle oldu. Yani bugün CHP'nin çırpınmasını diyorsun. Hiç günahlarını affettirmez. Evet. Kılıçdaroğlu istediği kadar Dersim rövanşını Roboski üzerinde almaya çalışsın. Kendisi Dersim'de de ben Dersim'im diyemiyor. Onun rövanşını Roboski üzerinde almaya çalışıyor. Erdoğan onu Dersim'le sıkıştırıyor. O da Roboski ile. Yani bu önemli evet. bir şeydir. Diyorsun katliamı bir zat onay verdiler. Başından el kaldırdılar. Yani evet. benim söylememin ötesinde evet. şey ortada yani gerçek evet. ortada. Yoksa sınır dışı hiçbir operasyon evet. gerçekleşmez. O kapsamda yapılıyor. Meclis yani uçaklar o kapsamda. Yani zaten evet. ona da bir yani açıklıyor yani diyor ulus yani. Tabii. Bundan dolayı hükümetin verdiği yetkiye dayanarak. Şimdi bir o dolayısıyla oradan çıktıktan sonra ki isim öne çıkıyor. Yani onların yetkisinde başbakanlar genelkurmay başkanı. Yani asker savcının verdiği karar tamam neyse yani bütün her şeyi bir tarafa bırak ama bir noktaya da işaret ediyor. Sorumlusu diyor Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'di. Necdet Özel Kürdistan'da kimyasal Necdet olarak bilinen bir isim. Savaş suçu sadece savaş suçu karnesinde Roboski ile sınırlı değil. O en son halkalardan sadece biri evet. öncesi de var. Kimyasal silah kullanmış, bunu yapmış, şunu yapmış. İkinci ordu komutanı kendi bunu yapmış. Diyarbakır'da görev yaptığı zaman da yapmış. Silopi'de görev yaptığı zaman da bunu yapmış. Şimdi bir nokta bunlar içerisinde önemli. Hakan Fidan'a başbakan hükümet koruma zırhı oluşturduğu zaman, başbakanın izni olmadan yargılanamaz zırhı oluşturduğu zaman, yani Reyhan bunlar daha iyi bilir ama ben sadece hatırlatayım, o belki detaylarını bizimle paylaşır. 2012'nin sanıyorum Haziran ayı olmalı. Özel yetkili mahkemeler ne zaman kaldırıldı? 2012'nin Temmuz, 5 Temmuz olması gerekiyor. 23 Haziran'da da Genelkurmay Başkanı Başbakan'la bir görüşme yaptı. O görüşmenin bir tek amacı vardı. Adalet Bakanı'yla daha doğrusu bakanlıklarla da görüşme yaptı. Erdoğan'la da o hafta içerisinde bir görüşme yaptı. Bir tek amacı vardı. Hakan Fidan'a getirdiğin koruma zırhını ben de istiyorum. Evet doğru. Yasal güvence istiyordu. Boşuna istemiyordu Necdet Özel bu yasal güvence. Aldı da yani. Evet Roboski'den dolayı evet. istedi bunu. Biliyor yani emri kendisi vermiş bilmem ne yapmış ama ben şunu söyleyeyim yani Necdet Özel dolayısıyla Erdoğan istediği kadar üstünü örtsünler, istediği kadar uzatmaları oynatsınlar bu işten sıyıramazlar. Bu bir savaş suçudur, bu insanlık suçudur. Dolayısıyla Muğla'nın başına ne gelmişse evet. eğer Kürtler varsa, Kürtlerin örgütlü gücü varsa Necdet Özel'in sonu da onun gibi olacaktır diye düşünüyorum. O bakımdan yani habire Roboskillerin, dolayısıyla Kürtlerin toplumun yarasını kanamaya gerek yok. Ortada bir gerçek var. Bunlar bu gerçeğe kadar karşı direniyor. Olması gereken şudur. Başta iki isim olmak üzere bütün bu insanlık suçunda sorumlu olanların savaş suçları mahkemesinde yargılanması gerekiyor. Bu kadar net ve açık evet. radikal bir şey söylüyorum. Bunun ötesi bu günahlar ortadan kaldırmaz yani. Böyle bir şey olmaz yani. Ya ben size tabii aynı konuda söylemek istedikleriniz vardır mutlak. Bu karar yani insani ve vicdani olarak ne anlama geliyor? Şimdi ben önce şeyi sormak istiyorum. Yani biraz tarihsel yanını, onu öne çıkarmak gerektiğine inanıyorum. Zaten arkadaşlar güncelliğinden bahsettiler. Türkiye Devleti Kürt Özgürlük Hareketi'nin tarihinde zaman ve mekan koşullara göre her zaman katliam yapmıştır. Biz bunu Hakkı Karer'den başlarız. Hakkı Karer grubu dağıtmak için yapılan bir katliamdı. Oldukçasına bir bilinçli yapılan bir hedefti. Hemen onun ardında Güneybatı olarak adlandırılmış Kürdistan'ın bu bölümünde Kürt Özgürlük Hareketi oldukçasına gelişkindi. Ben kendim de o süreçte vardım. Ve Maraş katliamıyla buna cevap verildi. Onun ardısındaki katliamlar da böyle geldi. Roboski'de böyle bir işlevi vardı. Evet. Özellikle Roboski'deki bildiğimiz gibi dört parçadaki Kürtler arasındaki bulunan sosyal işte siyasal tüm ilişkileri kesmek, alanı boşaltmak, Suriye'ye karşı büyük ihtimalle bir saldırı hedefliyorlardı. Böyle bir çok yönlü olan bir katliamdı. Ama ben arkadaşlar Erdoğan'ın ismini vermiyorlar. Esasen burada tüm konuşulanlar yani çıkarılan derslerin büyük ihtimalle Genelkurmay'ın Erdoğan'a bildirdiği, Erdoğan'ın da emir verdiği gibisinde tabii ki belgelere dayalı değil ama birçok Sayın Demirtaş birçok kere ifade etti bunu.
Birçok çevre. Yani AKP'nin evet. başında olan kim zaten? Evet. Yani hükümetin başı evet. zaten evet. veriyor evet. talimatı. Yani sadece askerin verdiği bir kararla sınırlı değil. Bizzat Erdoğan'ın kendisinin emrettiği, hatta sivil hepsi sivildir dediği bildirildi. Sivilse de vurun dediği. Hayır zaten burada aslında onlar açık gene Sayın Yalçın daha ifade etti. Yani diyor ki itiraflar silsilesi. Gerçekten evet. ben hepsini okudum. Yani herkes bir okusun. Dakika dakika saat. Dakika dakika yani, nasıl katliamın işlendiğini. Yani bir yere toplanıyor. Bir bomba düşüyor. Sonra diyor ki. Biriktiriyorlar arkadaşlar. Sonra diyorlar ki kuzeye doğru gidiyorlar. Hı. Normalde hani mantıken güneye doğru gitmeleri gerekir. Yine topluyorlar. Yine kuzeye doğru gidenlerin üzerine bir daha bomba atılıyor falan. Hepsi çocuk çünkü yani, kendini korumuyor. Çok açık yani. Belki tekrar altı çizilmedi ama Erdoğan oldu söyleniyor. Fakat ben yani. Şunu söyleyeyim. Evet. Yani bizim kaldığımız yerde sınırdır aşağı yukarı. Babalarımız da kaçakçılık yapıyordu Suriye ile orada. Şimdi bu karakollar zaten orada gelip geçenleri herkesi kontrol ediyor. Tabii. Tanıyorlar ailelerini, şuyunu buyunu. Ve dikkat edin Roboski'deki bu arkadaşların hepsi bir anda sınırı geçmiyorlar. Grup grup geçmeye çalışıyorlar. 5, 6, 7, 10. Fakat askerler bunların yollarını kesiyor. Karakolun alt tarafını hepsini orada biriktiriyorlar. Zaten emir gelmiş hazır. Belli bir kesimine karşı bombalama yapmıyorlar. Hepsini biriktirip bir araya getirdikten sonra askerler geri çekiliyor. Bombardıman başlıyor. Yani son derecesinde saatlerce beklenilmiş. Emir gelmiş, talimat gelmiş. Tamam askerler siz geri çekilin gidin. Ondan sonra sen uçaklara emir veriyor. Uçaklar kalkıp geldirip bombalıyor. Yani Erdal arkadaşının bahsettiği bizim Paris ile Roboski'ye karşı çok özel başka bir duyarlılığımız gerekiyor. Kürt problemin çözümünde bu iki Kürt öğümün çözümlemesine bağlı veya Kürt problemin çözümünün önünü açar. Ve onun için gerçekten Roboski'li ailelerin bir senede gösterdikleri direniş çok saygıdeğer bir direniştir. Kürt halkının, siyasilerimizin gösterdiği dayanışma böyledir. Paris için de böyledir. İnanıyorum ki bizler Paris'te Roboski bugün her ikisinde faili yok piyasada. Her ikisinde büyük failleri var bence. Yani şey yok. Yani biz biliyoruz da evet. ama kabullenmiş. Yani yargılanmış. Yargılanmış, yargı önüne çıkarılmış, evet. tutuklanmış. Evet. Kimse yok. Doğru. Bir inkar var. Dolayısıyla bu iki katliam hakikaten birbirlerine son katliamlar olarak benziyor. Kürt problemi çözümünde de iki önemli konudur. Bunların çözümünde, Kürt problemin çözümünde büyük oranda yardım destek sağlar diye düşünüyorum. Evet. Şimdi demin döneceğiz dedik. Şimdi bu katliamlar, özellikle Roboski katliamını bu askeri savcının kararından sonra uluslararası yani savaş suçları mahkemesinde yargılanma şansı nedir? Çünkü başvuruldu. Türkiye'nin dahil olmadığına dair red. Böyleyse yani şimdi Kürtler katledilmeye devam mı edilecek? Bu nasıl olacak? Bir de Sayın Öcalan diyor ki tarih önünde mutlak hesap verilecek. Yani hesap soracağız diyor. Yani bu nasıl olacak bu hesap? Şimdi bakın Türkiye'nin belirli uluslararası sözleşmeleri imzalamadığını ama bazı imzaladıklarına da özel çekinceler koyduğunu biliyoruz. Evet. Yani mesela dünyada İsrail, Amerika ve Türkiye Roma tüzüğünü imzalamamış. Şimdi Roma tüzüğünü imzalayan ülkeler çünkü La Haye'de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargılama yetkisini kabul edecek demektir. Şimdi dikkat çekici olan bu üç ülkeye bakar mısınız? Yani karnesinde hani İsrail, Amerika ve Türkiye. Hani bunların karnesinde o kadar çok insanlık suçu var ki. İşte bir cezaevlerine bakın, Guantanamo cezaevinde neler yaşanıyor. Yine toplu biçimde hani devletimin güvenliği adı altında İsrail'in, Amerika'nın ve Türkiye'nin benzer şekilde sivil katliamlar gerçekleştirdiğini tarihi boyunca. Bu tür ülkeler dolayısıyla aslında hani ne kadar büyük bir savaş suçu ve insanlık suçu işlediklerinin bilinciyle Roma tüzüğünü imzalamıyor. Eğer sen kendine güvenen bir ülke olursan tıpkı dünyanın diğer ülkeleri gibi kalkar imzalarsın ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargılama yetkisini de kabul edersin. Bu bir. Şimdi UCM'ye yapılan başvuru Roboski özelinde bu sebeple yani evet. şekli bir usul şartı nedeniyle geri geldi. Dolayısıyla da bizim önümüzde şu anda zaten
birinci tüketmek zorunda olduğumuz şey bu karara itiraz etmek. Ama yasanın bize öngördüğü merci, itiraz merci neresi? Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi yani. Dolayısıyla bozacı şıracı meselesi. Evet. Oradan da red geldikten sonra direkt Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidemiyorsunuz. Bu sefer önünüzde yine Avrupa Konvansiyonu'na üye ülkelerin sayısının artmasından, efendim Türkiye'nin Avrupa Birliği ile flört sürecinin uzamasından, işte aday ülke olmasından sonra gelen bazı müsamahalardan dolayı da bir AYM getirildi. Direkt AYM'e de gidemiyorsunuz bildiğiniz üzere. Evet. Ama zaten Türkiye'nin hani ben son 17 senedir bütün bu davaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne takip eden bir hukukçu olarak Türkiye'nin böyle bir derdi yok ki. Yani tazminatımı öderim en fazla diye bakmış hayatı boyunca. Çünkü Kasım ayında bir benzer ve diğerleri diye kayıt ismi olan bu dava dosyası AYM'de karara bağlandı biliyorsunuz. Şırnak, 94 yılında Şırnak'taki iki köy. Evet. Savaş uçaklarınca bombalandığında o zaman Tiller demişti ki örgütün helikopterleri var, geldi bombaladı ve geri gitti. Hani hava yoluyla bombalandığı aşikar çünkü korkunç bir tahribat var doğa üzerinde. Doğru. Normal ateşli silah kullanılmadığı belli. O kadar paralel mentaliteler ki söylemler biraz farklı olabilir. Kullanılan metot ve araçlar işte gelmişiz 2014 yılında tabii ki farklılık gösterecek. Ama merkezinde ne var? Merkezinde Kürt'ü imha var. Bunların hepsinin background'ında Kürt sorununu imhayla çözme girişimleri var. Bir tanesi farklı bir şey sergilememiş ki bugüne kadar. O nedenle bir sürü konuda mecliste kafa göz yaran MHP, CHP, AKP söz konusu olan bu tezkereler ve sınır dışı operasyonlar olduğu zaman sarmaş dolaş vaziyetindeler. Ve ben çok iyi hatırlıyorum bu tezkerelerden sonra CHP'nin kalkıp Silivri'deki hani böyle Kürtlere nispet edercesine Silivri'deki işte mahkumları ziyaret etmesinden. Evet öyleydi. Ki aynı Silivri'dekiler yani Ergenekon ve Balyoz'dan yargılananlar bir tanesi Kürtlere yönelik gerçekleştirdikleri savaş suçundan yargılansaydı, bir tanesi köy yakmadan yargılansaydı, bir tanesi toplu mezarlardan, faili gizlenen cinayetlerden, gözaltında tecavüzlerden yargılansaydı yok böyle bir şey. Kendine demokrat, sadece AKP hükümetine yönelik askeri darbe girişimlerinden dolayı bu insanlar tutuklular ki biz isim isim biliyoruz, süreç süreç biliyoruz. 90'lı, 2000'li yıllar yani bu insanların aynı zamanda Kürt halkına yönelik toplu her türlü suç işlediklerinden bahiste de tek bir tane iddianame tanzim edilmiş değil. Şu ana kadar. Dolayısıyla da hatırlamak gerekiyor ki bu tezkerelerden sonra bir de nispet eder gibi CHP'nin kalkıp bu insanları ziyaret etmesi. Dolayısıyla böyle bir fotoğraf var karşımızda. Ve hani Kürt halkının gerçekten sinir uçlarıyla oynanıyor. Kendi çocuklarını işte bir baba için ne kadar büyük bir acıdır ki İçişleri Bakanı'dır ama oğlunun gözaltına alındığını ekranlardan öğreniyor diyen bir hükümete şunu sormak isterim ya. Aynı anda onlarca evladını bir köy toprağa veriyor. Aynı baba birkaç tane evladını toprağa veriyor. Aynı insanlar toplu mezarlardan 10 yıl, 15 yıl, 17 yıl sonra kaza kaza evlatlarının, yeğenlerinin, kızlarının kemiklerini buluyorlar. Yani bir dakika hani gerçekten. Burada o kadar çok söylenecek şey var ki bu halkın yani özür dileyeceklerine ikinci gün bu başbakan kalkıp aynı genelkurmaya teşekkür etti. O zaman gerçekten bugün Paris'i de bugün Roboski'yi de bugün işte 2012'deki Kazan Vadisi'nde 35 tane Kürt gencinin toplu katliamını da bütün bunları da hatırlarken ve unutmuyorken ve hani bunları kararlı bir biçimde kovuşturucusu olduğumuzu söylüyorken biz o kadar çok nedenimiz var ki elimizde yani her seferinde Kürtlere korkunç bir katliam ama aynı zamanda tarihi bir hukuksuzluk dayatılmış. Yani unutun işte kendi başınıza acılarınızla yaşamaya devam edin. Bizim size vereceğimiz epitopu yoksullaştırmadır, öldürmedir, imhadır. Bunun karşılığında da ödeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur mesajı verelim. Kimse kusura bakmasın. Kürtlerin hafızası artık böyle bir hafıza değil. 40 yıllık bir mücadele ve direniş tarihi var. Hatta 100 yıllık bir direniş tarihi var. Sen 29 defa denemişsin imha etmeyi, yok etmeyi, tarihin derinliklerine gömmeyi. Bu karar da onun özetidir ama Kürtler bunun kovuşturucusu olacak. Biz yaşadığımız sürece Roboski'nin takipçisi olacağız. Şimdi yani Paris Roboski benzetmesini tartışıyoruz, üzerinde konuşuyoruz.
Şimdi şöyle bir şey var. Hani yani özellikle Paris katliamında Fransız devletinin sorumlu nedir ne değildir üzerinde fazla konuşmadık. Aslında o konuda bir bazı sorular sormak istiyorum. Şimdi Fransa son yıllarda Kürtlere yönelik çok sayıda operasyonlar yaptı. Yani bildiğim kadarıyla 20'nin üzerinde büyük çaplı operasyon yaptı. Sanıyorum 500 dolayında ve daha fazla Kürt'ü gözaltına aldı, yüzü tutuklandı. Hala cezaevinde Kürtler var mı? Veya bu operasyonlar neye mal oldu? Yani bu katliamda sanki bir ön hazırlığı mı yapıldı? Ne söylenebilir? Evet, şimdi şöyle hatırlayalım. Yani sizde veriler varsa daha net veriler verebilirsiniz. Var, böyle belli oranda veriler var. Şimdi 1993'te Fransa bize karşı ilk büyük operasyonunu yaptı. 135 arkadaşımız topladı. Evet. Bu 135 kişiden 24-25'inin cezaevine attı. Ve o günden sonrasında Fransa'daki baskılar çok fazla yoğunlaştı. Derneklerimiz çok sıkı basıldı. Kapatılmaya çalışıldı. Böyle hep grup halinde. 3-5 kişiyi tutar, 5-6 ay cezaevine bırakır, onları bırakır, başka bir grubu alır yani. Her zaman cezaevinde. Özellikle Türkiye'deki bu siyasi, işte Cumhurbaşkanı düzeyinde, Başbakan düzeyinde, Fransa'ya geldiklerinde yine genel operasyonlar yaparlardı. İhale süreçlerinde tekrar operasyonlar yapardı. Yani böyle Kürtleri kendi çirkin çıkarları için çok kötü bir şekilde kullandılar. Biz 2007'ye geldiğimizde çok daha fazla kapsamlı bir operasyon. Yine derneğimiz basıldı. Yine derneğimiz hakkında kapatılma kararı. Yine 20-25, yani 2007'den bu ana 72 tane arkadaşımız cezaevine girmiş çıkmış. Onlarca eve baskın yapılmış. Çokçası gözaltına alınıp sonrasına bırakılmış. Çok insana... Sayın Rıza Altun'u o dönemde, arkadaşlarıyla birlikte evet, 2007. Evet, yani 2007 sürecidir. Evet. Şimdi bununla kalmadılar, özellikle polisay düzeyde insanlar ajanlık teklifleri oldukçasına yoğun. Böyle sizin de bahsettiğiniz gibi adeta Fransa devleti bu baskıların bu ortamı yarattı. Yani Türkiye devleti ilende, bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Özellikle Sarkozy döneminde Türkiye ile Fransa ilişkileri iyi değildi. Özellikle AYT konusunda Fransa Türkiye'ye karşı açık tavır takınıyordu. Bir takım diğer çıkar ilişkilerinde de böyleydi. Ama bakıyoruz bu bir sene fazla bir zamandı. Fransa Hollanda'nın iktidarında Fransa Türkiye ilişkilerinde müthiş bir sessizlik var. Yani ilişkileri çok daha iyi. Ha, iyi işaret diyorsun. Çok iyi, evet. Yani en aziminde yayına, basına, biz Fransız basınında işte günlük olarak takip ediyoruz. Zaten Türkiye'yi ziyaret edecek ilk kez 20 yıl sonra. Onu söylüyorum, bir evet. Bir Cumhurbaşkanı. Evet, Fransa, yani Türkiye-Fransa ilişkileri bu düzeyden çok iyidir. Önümüzdeki günlerde Fransa Hollanda Türkiye'ye gidiyor. Şimdi Türkiye'ye gitmesinin tabii ki mutlaka birçok nedeni olmasıyla birlikte iki neden öne çıkıyor. Bir tanesi büyük ihtimalle ekonomik ilişkiler olabilir. Büyük ihtimalle Paris katliamı da konuşabilirler. Çünkü şu ana kadar Türkiye anladığımız kadarıyla buradaki sorguyu yürüten savcı ve 3 tane de polis ekibi var. Biz FK yönetimi olarak Paris valiliğiyle görüştük. Bundan aşağı yukarı sanırım 2-3 ay oldu. Bu konuda da isteklerimiz oldu. Yani tabii ki sonuç biliyorduk. Bir şey vermeyecekler. Söyledikleri biz Kürtlerin güvenliğini sağlıyoruz. Bu anket sürecinden dolayı dosyadaki bilgilerden biz de haberdar değiliz, veremeyiz de. Yani dolayısıyla bu Paris katliamında bir de şunu söylemek istiyorum. Yani Sakine arkadaş tamam bir sembol, bilinen bir şey, bilinen bir arkadaştı. Fakat Fransa'da, Paris'te kalmıyordu. Çok ara sıra Paris'e, yani bürokratik işlerinden dolayı Paris'e geliyordu. Oturumu Paris'te değildi. Geliyordu 2 gün, 3 güncesine kağıtlarını halledip böylelikle gidiyordu. Fakat Sakine arkadaş sanırım onunla 1-2 gün öncesinde Paris'e gelmişti. Derneğe geldi. Zaten gelirdi.
ve Sakin arkadaşın Almanya çıkışından beri büyük ihtimalle takip edilmiş olma ihtimali çok büyüktür. Yani uluslararası komplonun bir devamı biçiminde. Hayır, bunu zaten Türkiye Başbakanı Erdoğan söyledi, takip edildiklerini. WikiLeaks belgelerine de girdi. Evet. He, yani o konuda başka söyleyeceğiniz cümlenizi bitirin. Ben şunu söylemek istiyorum. Ben Fransa'ya istihbarat düzeyinde, teknolojik düzeyinde oldukçasına gelişkin bir devlettir. İsteseydi bu arkadaşlarımızı koruyabilirdi. Tabii ki bilmiyoruz, yani Fransa'nın büyük bir kesiminin de bu katliamda yer alma ihtimalinin büyük olduğunu düşünüyoruz böyle. Evet. Güçlü şüphelerimiz de var. Evet. Şimdi Sayın Göksüngür dedi, yani ortaklık şüphelerimiz var. Biliyorsunuz Keceke Yürütme Konseyi üyesi Sayın Rıza Altun da uzun süre Fransa'da kaldı. Bugün Yeni Özgür Politika'da demeci de var. Özellikle bu cinayetin şu ana kadar açıklanmamasını Fransa'nın ortaklığına bağlıyor. Tabii başka bir konuya geçeceğiz. Yani özellikle Türkiye'de bir kavga sürüyor. AKP hükümetiyle cemaat örgütü, Gülen cemaati örgütü arasında bir kavga sürüyor. Yine bu özellikle Paris katliamı, Roboski katliamının bu kavgada açığa çıkma ihtimali var mı? Bir de onu da bağlantılı olarak, çünkü bu sorunu biraz tartışacağız, yani Türkiye'deki kavgayı. Yani bu kavgada oradan bir şey çıkar mı bilemiyoruz. Yani şimdilik biz bunu bilemiyoruz. Sayın Rıza Altun'un söylediği bence doğru bir tespit. Nihayetinde Fransa bu meseleyle ilgili kamuoyunu, dolayısıyla Kürtleri, aileleri tatmin edici açıklama yapmadığı sürece töhmet altındadır. Bu bir. İkincisi, son 12 yıla baktığımızda Roboski, Paris katliamı, yine Uğur Kaymaz, yüzün üzerinde Kürt çocuğu katledildi, gerilaya yönelik kimyasal silahlar kullanıldı, medya savunma alanları bombalandı, faili meçhul cinayetler işlendi. Erdoğan her ne kadar bizim dönemimizde olmasa dese de on binlerce insan hapse atıldı velhasıl. Yani Kürdistan'da 40 yıldır son savaştan söz ediyor, süren savaşın 12 yıllık sürecini Fethullah Gülen cemaatiyle Recep Tayyip Erdoğan hükümeti birlikte yönetmiştir. Ustalık dönemi demişlerdir adına. Beşir Atalay entegre strateji demiştir. Başkası başka bir şey söylemiştir. Şimdi bu kadar geldiğimiz noktada daha 2 gün önce bu hükümetin Dışişleri Bakanı, ki Suriye'deki akan kandan, Rojava'daki akan kandan sorumlu bir isim, halen diyor ki Rojava diyor bizim güvenliğimiz için bir diyor tehdittir diyor 2 gün önce. Siz tespiti böyle yaptığınız zaman bir hükümet olarak, o zaman ne yaparsınız? Bu tehdidi bertaraf etmek için silah gönderirsiniz. Silah tırlarını gönderirsiniz. Çete üyeleri gönderirsiniz. Başka bir şey yaparsınız. Yaptıkları da zaten o. Evet. O yüzden şöyle bir şey. Son bu 12 yılın toplamına baktığımızda bu kadar kanlı bir katliamlar, yine Kürtlere karşı uygulanan savaş, tutuklamalar, velhasıl velhasıl birçok şey sayabiliriz. Geldiğimiz noktada Erdoğan şöyle bir şey. Vallahi ben iyiyim ama çevrem kötüdür. Ben yapmadım, o yaptı, bilmem ne yaptı falan falan. Şimdi böyle olmaz. Yani herkes kötü, kendisi iyi ama hep kötü şeyler oluyor. Kendisi de başbakan. Velhasıl. Şimdi bu son dönemde de şöyle bir şey. Kürtleri ben içeri atmadım, cemaat yaptı. Kürtleri ben öldürmedim, cemaat yaptı. Paris katliamını bilmem ne yaptı. Bu cemaati aklamak için söylemiyorum. Evet, evet. Cemaat tam da bütün bunların ortasında ve birinci derecede sorunlardan biri. Ama ben yasal ve hukuki bir şeyden söz ediyorum. Hükümetin kendisinden söz ediyorum. Yani hükümet de bunun içindeydi. Ortaklık yaptılar bunlar. Şimdi hükümet de içinde değil. Bence hükümet sorumlu değil miydi yani? Birinci yani, derecede sorumlu evet. Hükümettir. Yani mesela tutuklamalar için deniliyor ki tabii ki Reyhan daha iyi bilir. Kürt siyasetçinin avukatı olduğu için her defasında muhtemelen ikili görüşmelerde de zaman zaman bunu söylüyorlarmış. En azından yansıyan bilgiler onlar. Vallahi işte mahkemenin heyeti Fethullahçı, o yüzden bırakmıyor, elden bir şey gelmez, ne yapalım falan falan, biraz zamana ihtiyaç var gibi. Çözüm sürecine de aynı şekilde. Ya işte çözeceğiz aslında biz falan yapmak istiyoruz da işte geçmişte ordu engeldi, şimdi emniyet engel, başka yargı engel, bilmem ne falan. Bahaneleri üreterek AKP hükümeti zaman kazanmak istiyor. Onun üzerinden de kendi siyasi geleceğini garanti altına almak istiyor. Oysa ülke koşulları, barış süreci bunları kaldırmayacak kadar nazik ve hassas. Dolayısıyla Sayın Öcalan'ın bugünkü açıklamaları çok çok önemli. Yani
hep bir yerde, ara bir yerde duramayacağız ve sonsuz zamanımız yok. Hükümetin bu konuda samimi olması gerekiyor. Hükümetin bu konuda ciddi olması gerekiyor. Başından beri süreç başladığı zaman Sayın Karayılan'ın bir sözü vardı. Çok önemliydi bence. O zaman demişti ki hükümetin, yani AKP hükümetinin ciddi olması gerekiyor. Eğer ciddi olmazsa bu süreç gitmez. Şimdi bir yıl geride kalmış, halen kendi aklımca oyun oynuyor Kürtlerle. Ya da oyun oynayarak savaş kazanmak istiyor. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. O bakımdan bu kavga şu, niyetini bir iktidar kavgası olarak tespit yapıyor Kürt Özgürlük Hareketi. Bence doğru bir tespittir. Hırsızlık, yolsuzluk yapmışlarsa birlikte yapmışlardı ki öyledir. Savaş yürütmüşlerse birlikte yapmıştır. Bu da doğrudur. Erdoğan bir sözü zaten her şeyi açıklamaya yetiyor. Diyor ki bunlar veya siz bizden ne istediğinizde biz size yok dediniz. Yok dedik. Demek ki senden bir şeyler istediler, sen evet dedin. Doğru. Öyle bir noktaya geldik ki artık yetmedi. Başka bir şey oldu. Söyleyecek bir şey kalmadı. Diyorsun. Evet, yani evet. Böyle bir tablo. Belki Sayın Öcalan'ı bilmiyorum. Zamanımız kaldı mı? Konuşacağız. Açıklamalarını biraz, konuşacağız. Bir iki şey söyleyeceğiz. Reyhan şimdi, da görüşünü söylesin. Şimdi özellikle Kürt siyasetçilerin avukatısınız, aynı zamanda mahkemelere gidip geliyorsunuz. Biliyorsunuz yani bu kavgada özellikle AKP hükümetiyle Gülen cemaati ve Gülen örgütü arasındaki bu iktidar kavgasında şöyle ortaya çıktı. Erdoğan'ın baş danışmanı, aynı zamanda milletvekili çıktı. Dedi ki orduya kumpas kuruluyor. Yani özellikle bu Ergenekon balyoz davalarında yani şimdi böyle söylendiği bir yerde 10 bin, yani binlerce Kürt, yani bir süreçte 10 bin dolayında kişi gözaltına alındı. Kürtlere hangi kumpas kuruldu peki? Yani siz şeylerin, aslında evrakların, kumpas da Kürtlere kuruldu. Evrakların içindesiniz yani. Bunu vallahi biraz kısaca Kürt, bir anlatır mısın? Kürtlere klasik Türk tipi kumpas kuruldu yani, çünkü, her türlü yöntemin denendi. Çünkü önümüzdeki günlerde yani gazetecilerin, Kürt gazetecilerin dünyada en çok tutuklu gazeteciler olduğu yer, öldürülen yer Türkiye'dir ve onların davası da var. Yani aynı bu, hafta başlıyor. Evet. Doğru. Bir gün sonra pazartesi günü hem Diyarbakır'da Keceke ana dosyası diye bilinen, hani Nisan 2009'da başlayan gözaltılardan sonraki dosya, bir de İstanbul'da da eş zamanlı görülecek Kürt gazetecilerin yargılanmasına başlanacak. Şimdi tabii hani birincisi son yerel seçimde Kürtlerin AKP'nin hiç de öngöremediği bir biçimde ciddi bir zaferle çıkmasından hemen sonra gerçekleşmişti ve bunun bir seçim rövanşı olarak tanımlandılar. Doğru. İkincisi biliyorsunuz o zaman da işte hani her türlü şey söylendi. Hiç de sakınılmadan, yani yargının bağımsızlığı, yargının tarafsızlığı vesaireyi hiç değilse kağıt üstünde şeklen uygular insan. Hani böylesine bir kaygısı, çabası olur, bu da yok. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle bir izin devletten almadığımız, valla AKP ile Fethullah Plus bir şey yani, hiçbirinin, hani ikisinin birlikte olduğu bir devlet yönelimiydi son iki sene boyunca. Hani bütün Türkiye politikalarına ve özellikle de Kürdistan'da uygulanan ihlallere baktığımızda. Üçüncü bir şey, aynı başbakan değil miydi ki bir savcıya ve polise talimat verdik ve Keceke operasyonları başladı diyen. Hani bunu asla unutmamak lazım. Dördüncüsü, en yeni tarihe geleyim. Hani bu 5 sene içerisinde zaten seçilmiş, seçilmemiş, kadın aktivist, gençlik, insan hakları savunucuları, avukatlar, BDP'liler vesaire, total manada her bir yargılamanın kendisi hukuk katliamı zaten. Yani burada AKP'nin sözcüsünün bir açıklaması vardı. İşte onu söyleyeceğim. Evet. Çok yeni bir şey çünkü bu. Hani çok da eski değil. Her duruşmadan sonra ara veriliyor biliyorsunuz. Evet. Ve işte tutuklamanın hani giderimiyle, bu özgürlük ihlalinin hani son bulmasıyla alakalı tam savunma yapacağımız son gün Hüseyin Çelik şunu söyledi. Dedi ki PKK silah bırakmayana kadar hiçbir KCK'li serbest bırakılmayacak. Bu kadar net yani. Rehin tutacağız. Ha, bu kadar. Dolayısıyla bu insanların yargılamasının şekli olduğu, sözde bir yargılama olduğu, öylesine yapıldığı, aslında rehin tutulduğu ve PKK'nin silah bırakması için bu insanların da bir
şey olarak tutulmaya, rehin olarak tutulmaya devam edeceğini zaten üst düzeyde hükümet adına bu açıklamayı yaptılar. Yani kumpas itiraf edildi diyorsun. Kumpas Kürtlere karşı yapılan Türk tipi bir kumpastır. Ve nitekim o günde yargılamadan sıfır tahliye çıkmıştır. Evet, doğru. Akabinde de biliyorsunuz Kürt milletvekilleri hukuksuz bir biçimde anayasa kararına rağmen tutuldu, kalmaya evet. devam etti. Şimdi de bir parmak bal çalmak bile değil. Yani bunu gerçekten hani 2 yıl 7 aydan sonra işte 5 tane Kürt milletvekili, ki sevgili Hatip Dicle'de bir seçilmiş Kürt milletvekili hala içeride. Onu da unutmamak gerekiyor. Diğer seçilmişler ve hani dediğim gibi partinin üyesi olan 243 var içeride. 243 tane doğru. 243. Dolayısıyla hani bu devlet içi çeteleşmeden, yargının bağımsız olmayışından, efendim hukuk dışı yargılamalardan, işte hani dediğim gibi her türlü muhalif görüşe sahip olmanın tutuklamaya yeter görüş olduğu bir ortamda en fazla Kürtler zarar görmüştür. En fazla muhalifler bunun bedelini ödemiştir. Ödemeye devam etmektedir bu insanlar. Dolayısıyla ortada bir kumpas varsa bu Türkiye'de Kürtlere ve demokrasi güçlerine yönelik gerçekleşmiş bir kumpastır. Evet. Şimdi Sayın Öcalan'ın bugünkü açıklamalarını programımızın başında Sayın Balöken'den dinledik. Özellikle yani barış sürecine ilişkin yani savaşın cehennem, barışın cennet olduğunu ve biz bu konuda ısrarımızı sürdüreceğimizi sürdüreceğiz diyor ve bu ısrarı sürdürürken de yani sür git de olmayacak, yani Araf'ta sonsuza dek de beklenmeyecek. Çok önemli bir şey. Yani bu evet, bence diyor ki sonsuza kadar beklenemez diyor. Herkes iradesini ortaya koymalıdır barış için. Bu konuda da tabii daha önce de önerileri vardı. Bugün yine tekrarladı Sayın Balöken 8 tane komisyon oluşturması. Önümüzdeki yani bu hükümet Gülen örgütü arasındaki çatışmada gerekse yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelgitleri var. Bu süreçte bu komisyonların oluşma şansı var mı? Veya yani bu süreç heba olacak mı? Yani? Bence şans her zaman var. Şanssızlık Türkiye'nin böyle bir hükümete veya Kürtlerin sahip olması. Başından beri. Yani hafızası güçlü olanlar son bir yılı hep birlikte yaşadık ve biz bu son bir yılın tanığıyız. Yani evet. Sayın Hocam'ın başlattığı bir süreç, KCK'nin attığı somut adımlar, ateşkes kararı, Nevroz'daki tarihi açıklama, gerillanın geri çekilişi derken bugüne kadar olup bitenleri hep birlikte yaşayarak bu sürece biz tanıklık ettik. Gazeteci olarak ettik. Sokaktaki yurttaş olarak biz bu sürece tanıklık ettik. Başından beri de şu söyleniyordu hükümete. Meselenin çözümüyle ilgili adım at. Çok kolaydı. 3 tane formülü vardı. Birinci, ikinci, üçüncü aşaması vardı. Tarif edilmişti. Birinci aşamada PKK'nın kendisi adım atacaktı. İkinci evet. aşamada hükümet atacaktı. Üçüncü aşamada normalleşme aşaması adı verilen aşamada da daha başka bir şey olacaktı. Şimdi bunu sözünde durmayan, sürecin süreçle ilgili sorumlulukların gereğini yerine getirmeyen hükümetin kendisiydi. Eğer Recep Tayyip Erdoğan bu meseleyi Mayıs ayında, Haziran ayında çözmüş olsaydı bugün bu sorun yaşamıyor olacaktı. Çözmediği için bütün bunları yaşıyor. Şimdi Sayın Öcalan da bugünkü BDP-HDP heyetiyle yaptığı görüşmede Sayın Balöken'in bize anlattıkları, söyledikleri son derece anlaşılır, net ve bir o kadar da önemli, hayatidir. Şundan dolayı hayatidir. Şimdi hükümetin içinde bulunduğu siyasi kriz, yani ülkenin içerisinde bulunduğu, adına darbe mi dersin, başka bir şey mi dersin, ne dersen de belli ki derin bir siyasi krizden söz ediyoruz. Dolayısıyla ekonomik bir krizden söz ediyoruz. Yarın öbür gün başka bir şeyden söz edeceğiz. O yüzden vaziyeti sadece kurtarmak için değil, ortak gelecek inşa etmenin temel yolu Kürt meselesinin demokratik çözümüdür. Bugüne kadar Cumhuriyet'in kuruluşundan şimdiye kadar sürekli sorun üretmiştir. Devlet sürekli katliamlar yapmıştır. Başka bir şey yapmıştır. Velhasıl velhasıl. Dolayısıyla bundan vazgeçmesi gerekiyor. Bunun için de Sayın Öcalan birkaç şey söylüyor. Bir, sürecin yasal ve hukuki zemininin oluşturulması gerekiyor. Olmadığı zaman sizi vatana ihanetten veya başka bir şeyden, başka bir şey de yapabilirler. Bilmem ne, Erdoğan yapabilirler veya başka bir şey yapabilirler. O yüzden keyfi, kaçak dövüşmekten, istihbarat örgütleriyle bu işi yapmakla olmuyor. Bu mesele çözülmüyor. Yani bu nokta çoktan geride kaldı. Bu mesele bir. Gözlemci heyetten söz ediyor. Yani belli ki
her iki taraf açısından da öyle bir gözlemci tarafa ihtiyaç vardır. Yani dünyanın her tarafında kolaylaştırıcı olmuştur bu ve bu gerekli de bir şeydir. Velhasıl bir diğer nokta bu. Üçüncüsü, Kürt sorununun demokratik çözümünü yapacaksanız, adım atacaksanız o zaman sizin bir yerden başlamanız gerekiyor. Sizin önünde bir plan programı olması gerekiyor. Kürt Özgürlük Hareketi, Kürtlerin kendisi böyle bir plan programa sahip. Ama hükümete baktığımız zaman yok, yani kaçak dövüşüyor. Aslında yapacağım ama biraz bekleyin, şu olacak, bu olacak, bilmem ne olacak. Evet. Şimdi şu, bu ancak fakatlarla olacak bir mesele değil. Dolayısıyla parlamentonun, muhatap parlamentoysa, parlamentonun da bu meselenin yasal zeminini oluşturması gerekiyor. Bir zeminini oluşturması gerekiyor. Sayın Öcalan'ın koşullarının düzeltilmesi gerekiyor. Derinlikli müzakerelerin derhal koşulsuz başlaması gerekiyor. Bunu yapmadığınız zaman bu mesele gitmez. Bunun için uzman olmaya, çok şey bilmeye gerek yok. Bu kadar basit bir şey. Krizi de ancak bu yöntemle aşabileceklerini ben düşünüyorum. Siz bu konuda... Kürt Halk Önderi bugünkü açıklamaları böyle hakikaten insana moral veriyor. Tabii ben şunu merak ediyorum. Kürt Halk Önderi ile devlet hiyetinin arasındaki bu görüşmeler uzun süredir devam edip geliyor. Bu hangi noktaya varmış? Yani aralarında nasıl bir mütabakat var? Bu konuda bilmiyoruz. Fakat devlet, yani hükümetin bu konudaki tavrına gelince doğal olarak büyük kuşkuyla bakıyoruz. 2009'a benzerinde onun çözüm süreci dediği büyük ihtimalle yerel seçimler süreci olabilir. Bu süreci böyle götürme, böyle işte bildiğimiz o deyimleri, taktikleri kullanma, ortalığı yumuşatma. Dikkat edersek bugün AKP tüm gücünü bu seçimlere vermiş. Şayet AKP bu seçimlerde %50'ye yakın bir oy alırsa, ben şahsen bu bahsettiğimiz demokratik süreçte Kürt probleminin çözümünde çok kuşkuluyum. Ve tekrarlan 2009'a benzerinde tekrarlan yoğun bir savaş başlatabilirler. Fakat AK Partisi bu dönemde bu bahsettiğimiz bunalımda... Yani bunca yolsuzluğa rağmen siz hala oyunu arttırabileceğini mi düşünüyorsunuz? Yani bunu bilmiyoruz. Olabilir. Bilmiyoruz. Çünkü evet. Daha bu Türkiye kamuoyunu bu konudan açık değil. Bir de şunu söyleyeyim. Bu tür olaylar çok kısa bir zamanda kitlelere yansımaz. Süreç alır. Yani 6-7 ay. Ben daha fazlasını Erdoğan'ın bugünkü hükümetin bu süreçteki yolsuzluklarının Cumhurbaşkanlık seçimlerinde ve genel seçimlere fazla yansıyabileceğini düşünüyorum. Şurada 2 aylık bir süre içerisinde ne kadar yansır bilmiyorum. Fakat bizim burada Türkiye kamuoyunu başta olmak üzere bilmemiz gereken, yapmamız gereken AK Partisi'nin bu yerel seçimlerde zayıf çıkarmak. Özellikle Kürdistan'da ne kadar zayıf çıkmış olan bir AK Partisi o kadar da Kürt probleminin daha fazla çözümüne yaklaştırırız. Fakat güçlü çıkmış seçimlerde bir AK Partisi'nin bu süreci çok daha da fazla bir savaşla sonuçlandırabileceği, süreci bitirebileceğine, onun çözüm süreci olarak dediği aslında Kürt Özgürlük Hareketi'nin çözümedir. Kürt problemini çözme değil. Aslında onun verdiği mesaj büyük oranda budur. Dolayısıyla bu yerel seçimlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Sayın Yalçın da şimdi özellikle bu iktidar savaşını konuşuyoruz. Şimdi bu iktidar savaşında öne çıkan, yani hukukçusunuz, öne çıkan şeylerden birisi özellikle devletin en yetkili organlarından birisi işte Meclis Başkanı Cemil Çiçek çıkıp diyor ki Türkiye'de hukuk yok. Yani bu düzeye gelen bir durum. Şimdi yoğun bir tartışma var. Tabii bütün bu tartışmalara rağmen Sayın Öcalan diyor ki bugünkü açıklamasında, diyor ki biz darbelere destek olmayacağız. O yüzden de mesela çok daha önce de altını çizdi, tarafsız bir heyet, görüşmelerde tarafsız bir heyete işaret ediyor. Yani bunların olma, yani işte Türkiye'deki hukuksuzluğun ötesinde Kürtlerin başlattığı süreçte bir tarafsız heyetin oluşma olasılığı nedir?
Şimdi tabii bütün bu olup biten hani kaosun devlet krizi olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Bu öyle klasik hani bir yolsuzluğun açığa çıkmasıyla beraber işte bir hükümetin içine efendim sızmış bazı kesimlerin klasik şeyi değil. Yani bu çok derin aslında hani Türkiye Cumhuriyeti böyle bir devlet çünkü. Yani devlet çürümüş aslında. Çünkü böyle bir devlet yani 100 sene hani 100 sene bugüne kadar getirebildi ama bugüne nasıl kendini getirebildi ortada. Geçmişinde yani bu yüzyıllık tarihin yapraklarının her birinde korkunç insanlık suçları, katliamlar, işte siyasi cinayetler, soykırım, yoksullaştırma, sömürü ismine ne koyarsanız koyun. Yani gerçekten hani tam bir zapturapt altına alma. Ha savaşın işte diyelim ki ilk 30 yılına baktığınızda askeri vesayet rejimi içerisindeki ve o militarist ordu menşeli bir katliamlar süreci. Evet. Ama öte taraftan da son 10 yıla baktığımızda da askeri vesayetten polis devletine geçiş ve polis devleti eliyle yine aynı halkın üzerine bir sürü işte şiddet dalgasını estirilmesi öyle değil mi? Yani şimdi ha diyelim ki 90'lı yıllarda İnsanlar enselerine kurşun sıkılarak sokak ortasında kontrgerilla tarafından öldürülüyordu. Ha da bir karakol yapıldığı için bir genç öldürülüyor. İşte sokakta bir üniversite öğrencisi öldürülüyor efendim gezi olaylarına destek verdiği için. Ya da üniversite öğrencisi arkadaşlarının tutuklanmasını protesto ettiği için gençler kurşunlanıyor. Aynı şey değil mi? Ha da Yüksekova'da işbirliği ailesinden iki genç öldürülüyor, akabinde Bemal Topçu öldürülüyor vesaire vesaire. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Dolayısıyla iktidara geldiğinin ilk yıllarını işte ha ben mağdurum, ha gayret, hadi bana biraz zaman verin. Askeri vesayetten çok çektik. Askeri vesayetten bütün Türkiye halkları çok çekti. Darbelerden en fazla Türkiye halkları çok çekti. Kürtler bunun bedelini çok fazla ödedi. Kendisi bir şey çekmemiş ki. Yani bir de böyle bir şey var. Evet. 12 Eylül'de tamam. Ama buna rağmen bakın, hiç zarar görmeyen, darbenin yanında olan evet, bir gelenekten söz ediyoruz. Aynen öyle. Bir de bunun yanına şunu koyun. Hadi insanlar bu ben mağdurum meselesine uzun yıllar. Bakın Türkiye'de şimdi biliyorsunuz bazı yazarlar, akademisyenler yetmez ama evet dediğim için bile beni affetsin halkım demeye başladılar. Hani bırakın şeyi o doğrudan desteği. Efendim duble yol yaptı hadi AKP'yi destekleyelim falan. Aylarca bunu konuşmadı mı Türkiye'nin ekranlarından diyelim ki bir sürü gazeteciler, akademisyenler vesaire. Ama bugün aynı kesim yetmez ama evet dedik için bile pişmanız diyorlar. Yani o kadar çok görüldü ki bütün bu süreçler 12 yıl ya. Ha gelelim hani Ahmet Nevrozu ile birlikte açıklanan barış manifestosu ve akabinde yaşananlara. Hani bundan sonra ama çok fazla sürdüremez ki bunu. Şimdi çatışmasızlık hali barış demek değil diyor aslında Sayın Öcalan. Çünkü evet, ne diyor? Hani tamam cehennem savaşsa belki o savaş çukurundan adımımızı çıkarttık ama hangi barış zeminine basıyoruz? Hangi üçüncü göz var ortada? Dolayısıyla bütün bu hani müzakereye evrilmeyen diyalog sürecinin yarın bir gün yasası olmadığı için, anayasal temeli olmadığı için karşımıza yeniden dikilmeyeceği ne malum? Hani Oslo'dan sonra örneği yaşananları var, evet, hatırlarsak evet, eğer. Dolayısıyla bugün hani bütün bu siyasi krizden çıkmanın da ve bu siyasi kriz gerçekten de kısa bir zaman sonra korkunç bir ekonomik krize de evrilecek. Bunun sinyalleri de ortada, belli. Dolayısıyla tek bir çıkış yolu var, o da oyalama yerine anlamlı bir müzakere. Oyalama yerine üçüncü gözün de dahil edilebileceği bu kadar kendinden emin bir müzakere. Yani, hükümet içinde onu söyleyeceğim. Doğru olanı ve gerekli tam da olanı. Onu söyleyeceğim. Çünkü AKP böyle biter zaten. Hani Kürt sorununu çözememiş bütün hükümetler nasıl ki tarih içinde eriyip gittilerse AKP'yi de bekleyen hazin son budur yani. Evet. Dolayısıyla da Kürt sorunu ve onunla girift bir biçimde ilintili olan bütün demokrasi sorunlarını, hani bütün o antidemokratik uygulamaların vesairenin kalkması sorunu tamamıyla bu müzakere sürecini bir an önce halkların işte adil geleceğini, onurlu geleceğini bir arada yaşamaya ve bu anlamda bir güvence altına almaktan geçer. Bunun başka bir üçüncü yolu yok diye. Şimdi zamanımız az kaldı. Sayın Öcalan'ın söylediği bir cümle.
doğru formatta yapılması gerekiyor, yürümesi gerekiyor. Şimdi bu önemli bir nokta. Hükümetin sadece öylesine söylemiş bir söz olarak bunu algılamaması lazım. Başından beri Sayın Öcalan paralel devlet meselesinde, cemaat meselesinde, diğer önemli noktalarda hükümeti uyardı. Hükümet eğer bu uyarıları ciddiye almış olsaydı, dikkate almış olsaydı bugün bunlar yaşanmazdı. Bu sıkıntıyı yaşamaz. Yetmez. Evet. Yargıdan, polisten şikayetçi bilmem ne falan. Gezi'de ben kendi polisimi yedirmem demiş dememiş olsaydı bugün o polisi o polisi onu yemezdi. Evet. Şimdi başka böyle bir konumuz daha var. Konuşacağız. Biraz Rojava devrimini konuşacağız. Evet. Şöyle bir sorum, bu konuya ilişkin şöyle bir sorum daha var. Şimdi sizden başlayayım yine. Buyur. Şimdi bu kavgada, hükümet Gülen örgütü arasındaki kavgada halk ne kaybediyor, ne kazanıyor? Çünkü bugün birçok, yani özellikle İstanbul'da 10 binlerce insan bir araya geldi, yolsuzluğu protesto etti. Yani bu yolsuzluk da yaşanamayacağını deklare etti. Ankara'da vardı. Ankara'da da vardı ve artacağına benziyor. Yani halk ne kaybediyor? Ben şimdi öncelikle biz diş faktörü hiç konuşmadık. Yani daha fazla zamanımız yok. Hukuksal yanını hep konuştuk. Ben şimdi bu kavga doğal olarak, yani işten yapılan, işte bir ortaklığın bozuluş, rant vesairesinde, hatta devlet ele geçirme projesinin bir parçası olarak arkadaşın da bahsettiği bir devlet bunalımıdır. Yani yüzeysel bir hükümet problemi de değil. Bu bir. İkincisi, ben burada yani şartlar ne olursa olsun hükümetten bir zayıflığın oluştuğunu, eskisi kadar Erdoğan'ın şu ana kadar 12 sene herkesi inandırmıştı. Ben tümüyle devlete egemenim. Ya da ben tümüyle kendi iktidarımı her alandan egemenim. Ülkeyi ben yönetiyorum biçiminde. Ama bugün birçok konuda ortaya çıktı ki onun haberi olmadan başkaları da bu devleti yönetiyorlar. Bu bir, tabii doğal olarak bizim de öngördüğümüz, yani Gezi olayı Türkiye'de 1980'den beri ilk kez çok kapsamlı bir halk direnişi var. Bu halk direnişi biraz örgütsüzdür, biraz öndersizdir. Çeşitli kesimler, orta kesimler, orta burjuva kesimlerinin içinde bulunduğu. Ben bundan sonrasına özellikle Türkiye'de de bir kırılma yaşanıldı. Bu ana kadar şunu çok iyi biliyoruz. Yani Kürdistan'da gelişen bağımsız özgürlük mücadelesine karşı bir duyarsızlık vardı. Hatta Türk solunda da şöyle bir anlayış vardı. Türkiye'deki demokratik mücadeleyi halk mücadelesine geliştirirsek doğal olarak Kürdistan'daki bulunan mücadeleye destek verir biçiminde. Böylesine çok sakat bir anlayışları da vardı. Fakat ama o değişti yani. O şimdi kırıldı. Evet. Şimdi kırıldı. Evet. Bu çok iyi oldu. Şimdi zamanımız kalmadığı için bir konu daha var. O yüzden son... Tek bir şey var. Ben bu konuda Gezi Parkı olaylarıyla Halkların Demokratik Kongresi'nin, Halkların Demokratik Partisi'nin Türkiye'de önemli bir mevzi olabileceğini, önemli işler yapabileceğini, Türkiye'deki yoksulları, fakirleri, çeşitli kültürlerde, çeşitli etnik kökenlerin kendi içerisinde barınabileceği, gerçekte demokrasiyi oradan yaşatma imkanının çok daha fazla olduğu, Türkiye'deki siyasal bir oluşma cevap olabileceği konusunda kanaatim var. Şimdi özellikle Rojava... Reyhan'a veriyorum. Tamam, o zaman. Ben o zaman şöyle söyleyeyim. Şimdi önümüzdeki günler, hafta arada Cenevre 2 görüşmeleri olacak. Bu konuda birçok Kürt çevrenin çağrısı var. BDP'nin de dün çağrısı vardı. Yani Kürtlerin orada Yüksek Kürt Konseyi çatısı altında temsil edilmesi yönünde. Tabii ki demin konuştuğumuz bütün konular hepsi şeyle ilişkili. Yani El-Kaide'ye yardımlar vesaire, duvar örülmeler var. Bütün bunlarla beraber Kürtler Cenevre'de nasıl bir sonuç bekliyor ve buraya katılma şansları nedir? Son cümlelerimizi sizinle bağlayalım. Öncelikle ben hani Rojava'da yaşanan bu devrimin, Rojava'da bu kadar korkunç, hani global bir yönelime rağmen orada gösterilen hani direnişin son derece önemli olduğunu, tarihi olduğunu, adım adım demokratik ve Orta Doğu'daki bütün aslında ezilen halklara
bir yol göstericiliği rolünü üstlendiği son derece açık, net. Tabii özelde de kadınların oradaki duruşu gerçekten çok tarihi, çok önemli diye düşünüyorum. Birincisi bu. O nedenle de hani bütün Orta Doğu halklarını ezen güçler için aslında Rojava bir kırmızı çizgi. Ama pek tabii ki biz Kürtler için de Rojava bir kırmızı çizgi. Evet. Dolayısıyla aslında deminden beri konuştuğumuz ve bugün örneğin bugün Türkiye'nin bir devlet krizi yaşamasına yol açan ama hani bunu başka örneklere falan da evriltmek mümkün. Biraz Rojava sendromu, hani Rojava'dan korkma, Rojava'da olup bitenlerin aman başka Kürtlere de sirayet eder mi korkusu olduğunu bütün bu ezen devletlerin hafızasında o işte ezme, sömürme güdüsüyle böyle bir hafıza, hafızalarında böyle bir yer olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Üçüncü bir şey, hani bu Türkiye meselesinde de biraz böyle. Biliyorsunuz işte birkaç gün önce bir tır aranamadı hani bir savcılık kararı olmasına rağmen. Ya da uzun bir süre biliyorsunuz ki yine hani Suriye'den gelen mültecilerin bulunduğu kamplara milletvekilleri giremedi yani. Orada kocaman soru işaretleri vardı. Hani El-Kaide'nin yaralı militanlarının tedavi edildiğine yönelik bir sürü iddialar vardı vesaire. Ve dolayısıyla da bugün Rojava devrimi üzerine sürülen güçlerin aslında bir sürü insanlık suçu işlediğini de görüyoruz orada. Dolayısıyla Cenevre meselesi son derece önemli bir mesele. Ama Kürtlerin hani bir sürü blokaja rağmen bir araya gelmesi ve 23 Aralık'ta Hevler'de bütün hani kesimlerin, işte PYD dahil bütün güçlerin ortak bir deklarasyon imzalamaları ve biz bugünden sonra İşte Rojava'daki tüm Kürtler adına ortak bir irade sergileyeceğiz ve bu temelde Cenevre 2'ye gideceğiz söylemleri son derece önemli. Ama göreceğiz, hani Birleşmiş Milletler'in buradaki tutumu da son derece önemli. Hani ne kadar halkların demokratik ve meşru haklarından yana bir tavır sergileyip sergileyemeyecekleri ve Kürtlerin bu bileşenle oraya katılma iradesini ne kadar saygı gösterip göstermeyeceklerini tarih gösterecek. Ama Kürtler bu konuda son derece kararlı. Son bir şey, böylesi bir çıkış aynı zamanda işte ertelenen Kürt Ulusal Kongresi içinde büyük bir adım olacak diye düşünüyorum. Bu heyecanı, bu umudu aslında bütün Kürtlerin yaşadığını görüyoruz hep birlikte. Önümüzdeki günlerde çok geçmeden böylesine bir sürece evrileceğini de, yani Cenevre 2'den daha güçlü çıkan Rojava Kürtleri ulusal ittifakını daha başarılı tamamlamış yeni bir ulusal kongre inşası adımı olacaktır diye inanıyorum, böyle düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yalçın'da Sayın Er, Sayın Göksüngür. Bir Artı Bakış programının daha sonuna geldik. Programımızda biliyorsunuz Paris katliamının üzerinde durduk. Sayın Öcalan'ın bugün heyetle görüşmesi vardı. Manuken özetledi bize. Yine Roboski katliamı kararını konuştuk. Evet, katliam, Paris katliamında yaşamını yitiren Sakine Cansız Fidan Doğan ve Leyla Şahinemez'i bir kez daha anıyoruz. Programımıza burada son veriyoruz. Bir hafta sonra görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.